Günaydınlar efendim. Beyaz Magazin vaktidir. Yazlıklarında, evlerinde, iş yerlerinde, şu anda televizyonlar açık bizleri izleyen değerli izleyicilerimize buradan kocaman öpücükler, günaydınlar, sevgiler. Efendim, gül kokuları arasında, simit ve çay lezzetinde muhteşem bir sabah diliyorum herkese. Günaydınlar olsun. Efendim, ben bugün Antalya Lara'da konserim var. Tüm Antalyalı sevenlerimi, izleyenlerimi bekliyorum bu güzel konsere. Tabii yerler azalmış, onu da söyleyeyim. Ya. Ellerinizi çabuk tutun diyorum. Evet, Antalya'ya gideceğiz ama önce merhaba. Merhaba efendim, günaydın. Türkiye'nin en çok izlenen, en çok konuşulan, en yüksek reytingli magazin programı Beyaz Magazin'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bu alkış iyi geliyor bize. İyi motive ediyor. Yine konular bomba. Evet. Yine akış şahane. Az sonralardan bomba. Da gördüğümüz üzere. Yine dün bir kere rekor izlenecek bir yayına imza attık. Evet. Yani gerim gerim gerildik değil mi? Dilan Çıtak bağlandı. Evet. Çok önemli açıklamalarda bulundu. Evet. Derya Tunay'ı ve İdo Tatlıses'i ve İbrahim Tatlıses'i hedef gösterdi. Evet. Evet ya. Yani gerçekten çok gergin İbrahim ve bizi terleten bir yayındı. Evet, İbrahim Tatlıses'te kızının konuşmalarına sürekli durmadan bize mesajlar yollayarak yanıt verdi. O da kendince kendini ifade etmeye çalıştı. Ve İbrahim Tatlıses program bittikten sonra öyle şeyler söyledi ki bana attığı son mesajda. Öyle çarpıcı şeyler söyledi ki Dilan Çıtak ile kopmasının nedenini tek tek yazarak saydı. Hepsini konuşacağız ve başka ne konuşacağız? Ajda Pekkan'ın şaşırtan ilişkisini de konuşacağız. Aleyna Tilki'nin özel fotoğrafları mı sızdı? Aleyna Tilki'ye saldırı mı oldu? Aleyna Tilki'yi hacklediler mi? Onu da konuşacağız. Yoğun bir program var. 0552-770-0623'ten de gördüğünüz numaradan da bizlere haberlerinizi, istihbaratlarınızı ulaştırabilirsiniz dedikten sonra haydi gidelim, vakit kaybetmeyelim. Magazin evet. Turuna buyurun. Beyaz Magazin'in hazırladığı magazin dünyasının en renkli, en yeni, en merak edilen haberleriyle bu haftanın son magazin turu başlıyor. Harbiye'de Aşkın Nur Yengi gecesi. Şarkıcı Aşkın Nur Yengi papatya sarısı elbisesiyle Harbiye konserine çıkmadan hemen önce açıklamalarda bulunurken eski eşi Haluk Bilginer ve kızı Naz Bilginer başarılı şarkıcıyı yalnız bırakmadı. Çok kısa sohbet ettik. Aşkın sonra Nur ederiz çok şükür. Harbiye'deyiz. Benim söyleyecek için çok fazla göremiyoruz sizleri. Ben de sizi göremiyorum. Harbiye benim hayatımda çok önemli. Niye? 1990 yılında ilk çıktığım konser Harbiye. Derya Hanım'a da gelinir tabii. Yabani şarkısı. Evet, söylemiş. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Çok yeni versiyon tabii ki. O benimkinin aynısını yapamazdı. O da yeni jenerasyonun dinlemek istediği tarzda yapmış. Dünyanın en büyük gururu olabilir. Hep gözlerim doluyor izledikçe. Muhtemelen bugün de bir ağlarım yani. Söyle kaç ama önceden ümit sattık. Hangi de zaman seni Mert Demir'in sahnesinde korkutan anlar. Şarkıcı Mert Demir sahnedeyken bir hayranı sahneye fırladı. Kısa süreli panik oluşturan genç hayranın niyeti anlaşılınca amacına ulaştı. Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya övgüler. Pop'un dev ismi Demet Akalın, Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran dizisindeki performansı dolu dolu işte böyle övdü. İrem Derici kibar bir dille izah etti. Şarkıcı İrem Derici sosyal medya hesaplarının birinde özel mesaj gönderme özelliği açık, diğerinde kapalı bu mağduriyeti gider diyen takipçisine açayım da karate salonuna mı dönsün diyerek her zamanki İrem Derici üslubuyla cevap verdi. Afra Saraçoğlu'dan imalı paylaşım. Bu yaz ülke ülke dolaşan ve sevgilisi Mert Ramazan Demir'le ayrılıklarıyla gündeme bomba gibi düşen Afra Saraçoğlu, ima içeren paylaşımında buraya gelerek ruh bedenime ve ruh sağlığıma en büyük iyiliği yaptım notunu düştü. Çeşme'de aşk tatili. Oyuncu Nilperi Şahinkaya uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Emre Yusufi ile Çeşme'de böyle görüntülendi. Müzik
Bestemsu Özdemir'den estetik iddialarına red. Başarılı oyuncu Bestemsu Özdemir, şimdi mod olduğu için herkese çok güzel gelen bir suratım var, hiçbir estetiğim yok ifadesini kullandı. Takdir sizlerin. Ünlü oyuncudan bu yazın özeti. Pelin Karahan sosyal medya hesabından bu yazın özeti notuyla işte bu fotoğrafları paylaştı. Küvette bikinili paylaşım. Kızılcık Şerbeti dizisinin doğası Sıla Türkoğlu soğuk su dolu küvete leopar desenli bikinisiyle girdi. Takipçilerinin o ana her gün yapıyoruz notuyla tanık olmasını sağladı. Denizde tekneden bota atladı. Ünlü model Şevval Şahin sevgilisi Burak Ateş'in teknesinden ayrılırken bota bindiği anlar kameralara böyle yansıdı. Kazanır. Güzel oyuncu Nesrin Cevatzade öyle bir erkek kriteri söyledi ki hayranları hızlıca hazırlanıp başarılı oyuncuyu aramaya başladı. En hızlı hazırlanan erkeği burada bekliyoruz, burada, bu sokakta. Aslı Enver'in yeni partneri belli oldu. Çok uzun bir aranın ardından Kuşatma dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan oyuncu Aslı Enver'in yeni partneri Engin Akyürek oldu. Gülsim Ali yeni filmiyle ilgili konuştu. Oyuncu Gülsim Ali Makedonya'da çekimleri yapılan Geçmişin Kokusu filmiyle ilgili açıklama yaptı. Aslında duygusal bir film. Gerçekleri yansıtan 1995'te bir hikaye. Canlandırdığım karakter Elena. Çok da içime sinen sevdiğim bir karakter oldu. Çolpan İlhan doğum gününde mezarı başında anıldı. 10 yıl önce aramızdan ayrılan Çolpan İlhan'ı Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık'la sanatçının sevenleri ve dostları doğum gününde mezarı başında andı. Dilan Polat'ın ev hapsi talebi. Gündemden düşmeyen fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın 40 yıla kadar hapislerinin istendiği davada yeni gelişmeler yaşanıyor. Tahliye talebine red cevabı alan Dilan Polat ev hapsi talebinde bulundu. Ancak mahkeme bu talebi de reddetti. At 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 aşkım, at at at, at. Kendine de güzel kızım. Hadi. Aşkın Nur Yengi Harbiye'deydi. Ne kadar kaliteli bir kadın değil mi? Evet. Yani yıllardır aynı kalitede, magazinden de uzak, sansasyondan uzak sanatını sürdüren isimlerden bir tanesi. Haluk Bilginer de oradaydı. Boşanmalarına rağmen her zaman güzel yanında desteklemiş. Eski eşini. Kızları Nazlı da. Aa, çok güzel. Tabii ki olması gereken en güzel konser yerlerinden birisinde. Tabii ki de evladını götürmesi çok doğal. Aşkın Nur Yengi biliyorsunuz ki Sezen Aksu'nun talebesi, yani onun vokalistliğini yapmış bir kişidir zamanında. İşte rahmetli Uzay Sertap Erener, Levent Yüksel, biri daha vardı, onu şu an hatırlayamıyorum, unuttum. Böyle bir grup halinde Sezen Aksu'nun desteğiyle çıkmış kişilerdir. Ben bu konserde bir kere kıyafetlerini müthiş beğendim. Aşkın Nur Yengi'nin. Sarı uzun bir elbise, evet, tercih etmiş. Müthiş beğendim. Sonrasında şunu söylemem gerekirse repertuarı çok güzeldi. Ve en güzeli neydi biliyor musun? O konserde sonlara doğru sahnesinden aşağı inip halkla bütünleşmesi. Çok muhteşem bir görüntü. Çok güzel hareket. Evet, çok güzel hareket. Evet, Sezen Aksu da öyle yapardı. Rahmetli diyeceğim, kusura bakmasınlar, aklımlar öyle geliyor. Sahnelerde Allah rahmetli. Tövbe. Sahnelerde rahmetli. Sahnelerin rahmetlisi Sezen Aksu. Yalvarıyorlar. Lütfen dön diyorlar, dönmüyor. Dönmüyor çok yani. Çok özledik ben, evet, sahnelerini. Bir de demiş ki dönersem de bana bunu söylediğiniz zaman panik atağım geliyor demiş Allah Emel Müftüoğlu'na. Evet. Demek dönmüyor, bir türlü dönmüyor ya. Bir şey var. Sezen Aksu. Bir şey olmuş. Evet, Sezen Aksu da öyleydi. Konserlerinde seyircinin arasına giderdi, yürürdü, dolaşırdı, makas alırdı. Temas hakikaten etmek güzeldi. Temas ederdi, halka elini tutardı ve espriler yapardı. O, benzeri o anlamda da yok Sezen Aksu gibi seyirciyle bu kadar içselleşen, iç içe olan sanatçı da yok. Ya çok eksikliğini hissediyoruz. Artık dön yahu. Evet. Dön, lütfen dön ya. Şimdi Haluk Bilginer'le 6 yıl sadece evli kaldılar. 2012'de boşanmışlardı. Kızları, evet, da kocaman olmuş. Ne kadar kameralardan uzak büyüttükleri için. Süper. 2006, baktım, 2000, kocaman olmuş çocukları. Bir anda değil mi? 2000, ama bir anda olmuyor işte. 2006'da evlendiler. 2012'de boşandılar.
Zuhal Olcay'la beraberdi Haluk Bilginer. Dedin ya magazinden evet. uzak, sansasyondan uzak. Hiç de öyle değil. Aşkını ben çok severim. O da beni sever ve sayarım ama böyle bir skandal geçmişleri de olmuştu. Zuhal Olcay'dan Aşkın Nur Yengi'ye geçiş yapmıştı. Ama ne kadar birbirine benzeyen evet. kadınlar değil mi? Evet. Snob, soğuk, kumral, evet. böyle kaş yapıları, Aşkın yüz Nur yapıları. Aşkın Nur Yengi'ye geçiş yapmıştı. Haluk Bilginer. Aşkın Nur Yengi'den de 2012 senesinde başka bir hanımefendiye geçiş yaptı yine sanat dünyasından. Haluk Bilginer paylaştı. İşte siz kadınlar böylesiniz. Nasıl gördün böyleyiz? Mü? Böylesiniz işte. Neymişiz biz? Böylesiniz hani yani. Ne oldu? İşin konu nereden kadınlara geldi? Yani yine? Ne kadar güzel yuvası vardı adamın. Ne kadar güzel hayatı vardı evet. Zuhal Olcay'la. Sonra gitti işte Aşkın Nur Yengi'yle beraber oldu. Sonra Aşkın Nur Yengi'yle çocuğu da var. Çok güzel bir yuvası var. Sonra bir başka hanım girdi hayatına. Ne oluyor? Suçlu kadın mı oluyor burada? Ya işte kadını ya adam çok kariyer sahibi. Çok ünlü. Çok karizmatik. Birlikte bir adam yani. Hayır, çok karizmatik. Evlilik yaptıkları kadınlar da çok kariyerli. Evet. Sadece kendisi çok değil güçlü ki. Kadınlar, çok güçlü tercih kadınlar, tercih ettiği kadınlar. Ama işte, eğitimli kadınlar, evet. dikkat edin. Öyle olunca mıknatıs gibi çekiyorsunuz işte. Ama Haluk Bilginer şimdi çok güzel bir babalık ve eski eşe evet. çok güzel bir vefa, dostluk, arkadaşlık örneği gösteriyor. Ne güzel gitmiş Nazlı'yla, kızıyla birlikte izlemişler. Orada Derya Oğlu da soruluyor. O gel yabani şarkısını evet, söyledi yeni evet. versiyonuyla. Ne düşünüyorsunuz? Hani bu şarkı sizinle patladı. Deniliyor. O kadar mütevazi bir cevabı var ki orada. Herkesin okuma tarzı farklı. Sağ olsun önce bana da dinletti. Ben de ona önerilerimi sundum. Ama o kendi tarzında, ben kendi tarzımda diyor. Yani o ağız dalaşından o kadar uzak, bu kadar büyük bir başarı elde etmek de bir istisna yani. Tabii şimdi bu yılların yılları müziğe adanmışlığı da var. Aşkın Nur Yengi'yi işte Haluk Bilginer'den sonra zaten hiç kimseyle ne duyduk. Ne gördük evet, değil hiç. Mi Bilal Beyciğim? Hiç yani. Tabii ki bir anne evladına karşı sorumluluğu var. Ya hanımefendi bir sanatçı. Sadece sanatı sanat için yapan. Şarkı söylemeyi sevdiği için şarkı söyleyen. Çok da güzel söyler. Çok da güzel söyleyen. Şarkıları çok güzel çok yorumlayan güzel. Bir kişi. Ne şarkıları güzel. Şarkıları da çok güzel. Evet. Canım. Onun için sahnede bak kaç sene oldu. 30 sene oldu evet. Bravo. Devam. Serena'ya övgüler bitmiyor. Şimdi de Demet Akalın övgülerde bulunmuş. Şimdi yeni dizisi ikinci sezonuyla yeniden gündemde. Şahmaran. Burada biraz fantastik bir hikaye var artık. Evet. Biraz dönüşmüş bir hikaye. Buradaki performansını çok beğenmiş Demet Akalın ve Serena. Ben izlemedim. Serena hey anam hey nasıl bir oyuncusun kızım sen ya diyerek. Hani övgünün de övgüsü yani. Ama ne diyor devamında? Nasıl bir oyuncusun kızım sen ya? Şahmaran yıkmış yine manyak karı ya. Biplemeyin, biplemeyin. Söylemiş Demet Öz. Biplemişler midir? Demet konuşur Demet gibi yazmasıyla meşhurdur ya. Vallahi söylemiş ya. Demetçe konuşma şekli. Kendi Demetçe, bir lisanı var. Kendi lisanı var. Şimdi Demet Akalın gerçekten sevdiği ve önemsediği insanları sayfasında mutlaka destekleyip paylaşır. Yani bu konuda asla ego yapmaz Demet. Yani bunu bizlere de yaptığı için söylüyorum. Serena'yı da ilk çıktığı günden beri de beğenir Demet. Aslında şöyle bir durum var. Serena'yı bizim gerek bizim camia olsun gerek izleyici olsun bütün kadınlar Serena'yı seviyor ve beğeniyor da. Bu aslında görünmemiş bir şeydir yani ama yani Serena'nın... Bütünüyle bakıldığında hani kusursuz denemez belki hani bir afrayla falan hani kıyaslanıyor. Ama Serena'nın hani... başka bir aurası var, evet. başka bir güzelliği var. Kimseye benzemiyor bir kere. Evet. Bir star ışığı ve var ve iyi bir oyuncu. İyi bir oyuncu, işini Post iyi yapan. Yani. Hayır. Ya ilk başta söylemeniz gerekeni son söylediniz. Çok iyi bir oyuncu. Evet. O yüzden evet. takdiri hak ediyor ve insanlar takdir etmekten kendilerini alamıyorlar. İster yani, istemez, yani, seveni de sevmeyeni takdir etmek çünkü durumunda çok, kalıyor. Evet, oradan zaten 1-0 galip başlıyor maça. Evet. Güzelliği de kimine göreceli güzellik o kadar da çok yani bazılarına göre biraz maskülen duruyor. Bazılarına göre işte boyu biraz daha iyi uzun olabilirdi şimdi falan. Şimdi aslında çok iyi bir askı. Fiziği evet. çok iyi. Evet. Yani yüzünü tabii ki o Bilal Beyciğim'in söylediği gibi göreceli bir şey. Yani onu beğenen olur, beğenmeyen olur ama fizik 10 numara 5 yıldız. Çok. Bir evet. de dediğin gibi o star ışığı denen şey herkeste olmuyor. Olmuyor. Ya. Mesela bazı isimleri oldurmaya çalışıyorlar. Olmuyor. Yine dizi yüzü bu isimler.
Hani PR'ını yapıyorlar, patlatmaya çalışıyorlar, olmuyor. Ama bazıları kendiliğinden böyle oluyor. O ışık doğuştan olan bir şeydir. Evet. Doğuştan. Sonradan olmaz. Evet. Bir de bu Demet Akalın, Demet. Ya daha bu dizi dün verildi yayına Amerikan kanalında. Dijital hiç kaçırmıyor. Platform. Ya sen bu kadar yoğunlukta, biliyor musunuz? Haftada 3 gün konser veriyor neredeyse. Evet. Yani oradan oraya sonra Bodrum'a, Çeşme'ye galiba en son. Evet. Bu kadar arada nasıl izledin bunu herkesten önce? İzler. Demet çok iyi bir televizyon izleyicisi bu arada. Evet. Çok iyi bir televizyon izleyicisi ve tespitçisi. Normal hani annem, teyzem ne yorum yaparsa gerçekten o samimiyette yorumlar yapıyor hani izlerken de. Hı-hı. Hatta bunları da paylaşıyor sürekli. Paylaşıyor. Popüler kültürü de yakından ilgileniyor. Evet. Hani ben sanatçıyım, aman bakmayayım. Aman yok, öyle bir egosu yok. Umurumda değil, havalarında yapmıyor. Bir kadın değil, hiçbir zaman olmadı. Evet, bu her arada, zaman ilgili. Bu arada ilk sezona göre ikinci sezonun daha iyi olduğu söyleniyor sosyal medyada. Bu Şahmaran dizisinin. Ama ben şunu söyleyeceğim. İlk sezonda o kadar çok, neden izlemeyi yarıda kestim biliyor musunuz ben bu diziyi? Evet. O kadar çok sigara, sağlığa zararlı tütün. O kadar çok tütün sağlığa zararlı. Evet. O kadar çok, ama burada yani bu firmanın, bu şeyin, platformun Amerikan sigara sanayine bir hizmeti bu tabii. Çaktırmadan şuur altına hepimizin sigarayı yerleştiriyorlar. İkinci bölümde de böyleyse yine protesto edeceğim, izlemeyeceğim. Ve sizleri değerli izleyenler gerekli yerlere şikayet etmeye çağırıyorum. Yani toplumun hakikaten şuur altına, gençlerin, çocukların şuur altına Selena'ydı değil mi? Selena Sarıkaya'nın sigara tiryakiliğiyle bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Bunu da kimse söylemez. Hiç kimse söylemez bu masadan başka. Afra Saraçoğlu'nun paylaşımını gördünüz mü? Mm-mm. Bir ima var mı sizce? Diyor ki bir detoks kampına gitti. Aynı detoks kampına da aynı yerdeki mi bilmiyorum ama başka bir detoks kampı da olabilir. Şeyde, Mert Demir de gitmişti. Yurt dışında bu. Böyle bir süre daha sıvı ağırlıklı besleniyor. Hem kilo vermek, hem bedeni dinlendirmek, hem ruhu şifalandırmak için böyle kamplar var. Evet. Onlardan bir tanesinde şimdi diyor ki ruhuma, bedenime ve ruh sağlığıma en büyük iyiliği yaptım diyor. Tabii buraya ki gelerek. Çok iyi bir, çok büyük bir iyilik yaptı çünkü dizi çok yakın zamanda sete başlayacak ya. Öncesinde bir ruhunu temizlemek isteyip aurasını bir temizlemek istemiş olabilir çünkü Mert'le karşılaşacak. Yine kaoslar, barıştı barışmadılar, görüştü görüşmediler. Evet. Şimdi bence Avusturya'daymış. Avusturya. Şimdi bence şöyle söyleyeyim, hani bir göndermeden ziyade işte yavaş yavaş işte Mert gitti, Afra da gitti, hani konuşulmaya başlansın. Ama tabii ki bu arada Afra da bir genç kız olarak tabii ki sağlığını da önemsediğini düşünüyorum. O ne biliyor musunuz şu anda niye gitti oraya? Amerika'da yediği donutların, yediği cheesecake'lerin aman. Onlar çok sağlığa zararlı. Ha, New York bir meşhurdu cheesecake'leri biliyor musun? Ya oranın fast food kültürü çok kötü ya. Amerika'da her şey kocaman ya. Hamburgerler, o şekerli meşrubatlar. Ay. Bir tane şekerli meşrubat fiyatı ödüyorsun Amerika'da. Sistem şöyle arkadaşlar, bir hamburger yanında işte onunla beraber o şeker, adını söyleyemiyoruz. Şekerli meşrubat fiyatını ödüyorsun. Sınırsız içiyorsun. Sınırsız. Git doldur iç. Afra da mutlaka içmiştir. Buna uymuş. Bir de porsiyonlar. Şimdi o kiloları 5 kişilik. O kiloları vermeye çalışıyor. Tabii. Bu, onun için gitti yani, bunun başka şeyi bir yok. Bir de onların yağları bir değişik ya. Değişik ya. Yani bizim ayçiçek yağlarımız gibi değil. Çok ağır. Evet. Ya insan bir sulu yemek istiyor, bir daha hafif yemekler istiyor. Orada her yerde fast foodçular ya. Hayatım, Amerika patates ülkesi. Her şeyin yanına patates. Hamburger patates diyorlar. Nişasta. Ay yok. Doğru, haklı, gitmesin. Benim bir kameramanım vardı. Bir gün Amerika'da Texas'ta bir yere gittik. Bir adam yazmış. Kaç porsiyon yersen ye ıstakoz 9.90. Fiyatı 9.90. Kameraman benim böyle bir arkadaş, 130 kilo. Bir girdik içeriye. Kameraman 5. şeye başlarken tabağa 5. porsiyona tabelayı kaldırdı adam. Vallahi kaldırdı. Kaldırdı tabelayı. Kaç tane yersen yer 9.90 tabelasını kaldırdı. Amerika'da böyle tabii. Dediğin gibi porsiyonlar büyük. Çok ve büyük. Yemenin içmenin o kadar şeyi yok. Her yani. Her şey büyük. Fiyat olarak da arabalar büyük, makul. Otobüs büyük, evet. Binalar büyük. Her şey çok büyük orada. Aslı Enver'in yeni partneri belli olmuş. Yeniden dönüyor setlere. Belki, çok özledik değil mi onu? Ve o başarılı oyunculuğunu elde etti. Tabii. Şimdi anne oldum, ben bu işi bırakayım demedi.
Yemedim. Partneri de Engin Akyürek. Çok sevilen bir isim. Evet. Ben de çok beğenirim yani hakikaten. Çok benim yakışıklı favorimdir. Ve çok başarılı bir adam. Yakışırlar. Özel hayatında bir gizem var, bir anlayamadık ama Engin Akyürek'in. Anlaşılmak istemiyor demek ki. Hmm. O da onun kendi tercihi. Engin Akyürek hakikaten girdiği bütün projelerde o projeyi adından söz ettiren bir oyuncu. Zaten Aslı Enver de daha yeni anne oldu. İnanıyorum ki sete çocuğunu götürecektir. Bırakmaz çocuğunu. Aynen. Ona göre bir düzen, ona göre bir... Ama ya da eşinin ya, bakması gerekir ya da... Kaç saat? Evet 14 ya. Saat. Ama olsun 14 saat. Ona göre ayarlarsın, ona göre planlarsın, ona göre düzenini kurduktan sonra ne olacak? Bizim bile her sabah buraya geliyoruz, kendi odamızda kendi düzenimiz var yani. Evet. Mesela ben bu diziyle ilgilendim şu anda. Evet. İlgilendim. Yükseldik. Yani benim için önemli olan hani kadro. Nerede oynayacak? Çok güzel meç olabilirler. Çok güzel o duyguyu geçirebilirler bence çift olarak. Bence bu de. Bu ikili. Bence de. İlgimi çekti bu proje. Eminim birçok izleyicinin de çekecektir. Yeni başlayacak işlerden bir tanesi çünkü. Onları Kuşatma daha evvel, dizisi. Evet, onları daha evvel bir araya getirmeyi çok istedi yapımcılar. Hiç başaramadılar. İlk dizileri Engin Akyürek ve Aslı Enver'in. İkisi de tabii dediğiniz gibi arkadaşlar. İşlerini çok iyi yapan insanlar, oyuncular. Senaryo, her şey senaryo. Hep konuşuyoruz ya. Tabii ama oyuncular da önemli. Ya tamam işte senaryo yolduktan sonra... Bu dizi zaten gitti ama Aslı o sırada hamile olduğunu öğrenmişti bu projede. Bu o proje mi? Ama o zaman partneri başka bir isimdi. Ha, bu o proje. Hatta söyleniyordu Burak Özçivit'in bile adı geçiyordu. Ha. Hatta dedim ki ya Burak Özçivit'le Aslı Enver olmaz yani. Hani. Bu tam olmuş canım. Tam olmuş şu anda. Evet, evet. Olmuş, çok tam. Doğru seçim. Çok, hadi bakalım. Bakalım nasıl olacak? İzlenecek mi? Yeni bir sürü proje başlayacak. Eylül sezonu yeni işlerin, yeni projelerin sezonu. Yeni dizilerde yayına girecek. Bakalım favorilerimiz hangileri olacak? Eli cebinde ateş etti. Hmm. Yusuf Dikeç. Olimpiyat olalı. Böyle bir karizma görmedi. Tüm dünyanın gözü şu anda Yusuf Dikeç'te. Elon Musk, Tom Hardy, gazeteciler, televizyoncular... Şu anda yakın mercek altına aldı. Peki Elon Musk neden gelecek? Yusuf Dikeç için mi? Bir izleyelim. İzleyelim. Flash eli cebinde ateş etti. Tüm dünyayı peşine taktı. Star Tom Hardy, SpaceX'in sahibi Elon Musk, sporcular, sanatçılar ve niceleri. Dünya Yusuf Dikeç'i konuşuyor. Ve Cem Yılmaz da akıma uydu. Tüm dünyanın taklit ettiği Yusuf Dikeç'in eli cebinde hareketini yaptı. Sosyal medya yıkıldı. Neden bu kadar bekledin Cem? Peki tüm dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç kim? Yusuf Dikeç 1973 Kahramanmaraş doğumlu, emekli astsubay ve atıcılık sporcusu. Yusuf Dikeç takım arkadaşı Şevval Ayda Tarhan'la 30 Temmuz'da 2024 Yaz Olimpiyatları Karma 10 metre havalı tabancada finalde ikinci olarak Türkiye'nin bu branştaki ilk olimpiyat madalyası olan gümüş madalya kazandı. Ama madalyadan çok eli cebinde nişan aldığı bu pozla tüm dünyanın gündemine oturdu. Dünya onu konuşuyor. Dünya Yusuf Dikeç'i taklit ediyor. Rakiplerinin aksine herhangi bir lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizatlar kullanmayan Dikeç'in atış sırasındaki bu duruşu dünya çapındaki ünlülerin de dikkatini çekti. Sırıkla atlamada hem olimpiyat hem de dünya rekoru kıran İsveçli atlet Armand Duplantis Yusuf Dikeç pozuyla kutlama yaptı. Milli futbolcumuz İrfan Can Kahveci de Fenerbahçe'de kaydettiği gol sonrası ikonik poza dahil oldu. Paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu Nurgül Yeşilçay da yemek yaparken ciddi bir ifade takınıp elini cebine atarak çektiği videosuna Yusuf Dikeç'i etiketleyip "Hocam havalı olmuş mu?" diye sormuştu. Ve dünyaca ünlü oyuncu Tom Hardy de Dikeç'e kayıtsız kalmadı. Dikeç'in Eyfel Kulesi'nin önünde çekilmiş bir fotoğrafıyla paylaşım yapan Hardy, "Bu yıl yarışan oyuncuları tebrik ederim. İzlenecek inanılmaz anlar vardı." Efsane ifadelerini kullandı. Gelelim Elon Musk'a. Elon Musk, Yusuf Dikeç'in videosunu paylaştı. Milyonlarca kişi izledi. SpaceX ve Tesla'nın kurucusu, eski adıyla Twitter, yeni adıyla X'in sahibi olan Elon Musk, Yusuf Dikeç'i ciddi şekilde radarına aldı.
53 yaşındaki iş adamı milli sporcumuz Yusuf Dikeç'i X üzerinden takip etti. Elon Musk, Yusuf Dikeç'in eli cebinde atışının yapay zeka ile oluşturulmuş videosunu paylaştı. Videosu yaklaşık 9 milyon kişi tarafından izlendi. Yapay zeka ile oluşturulan videoda Dikeç'in elindeki silahın içeceğe dönüştürüldüğü kaydedildi. Elon Musk, Yusuf Dikeç için İstanbul'a geliyor. Dünyanın yakından takip ettiği isimler arasına giren Yusuf Dikeç, paylaşımında Elon Musk'a bir soru yöneltti. Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecekler mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz? Elon Musk'tan yanıt gecikmedi. İstanbul'a geliyorum. Robotlar her zaman hedefi tam ortasına vuracak. İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri. Evet, Elon Musk'ın Yusuf Dikeç için neden geldiği merak konusu oldu. Sosyal medyada Musk, Yusuf Dikeç'in robotunu yapmaya mı geliyor soruları çoğalmaya başladı. İddiaya göre Yusuf Dikeç'in robotunu yapmayı planlayan Musk, geçtiğimiz günlerde de yaptığı paylaşımda yapay zekaya sahip ilk robot kız arkadaşını duyurmuştu. Musk, robot kız arkadaşını akşam yemeğine çıkardığını ve onunla konuşmaktan keyif aldığını söyledi. Ayrıca onu akıllı, güzel ve itaatkar olarak nitelendirdi. Bu arada robot kız arkadaşının oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın kısa süreli aşk yaşadığı manken Cansu Taşkın'a benzediğini de söylemeden geçmeyelim. Elon Musk'ın robot sevgilisi tıpkı Cansu Taşkın'ın ikizi gibi. Ve gelelim esas konuya. Flash! Cem Yılmaz da Yusuf Dikeç akımına katıldı. Konu dünyaca bir akım olunca yerini alan isimlerden bir diğeri de ünlü komedyen Cem Yılmaz oldu. Olimpiyat müsabakalarını izlemek için Paris'e giden ve o anları sosyal medyasından paylaşan komedyenden ilginç bir kare geldi. Cem Yılmaz'dan Yusuf Dikeç hareketi. Yusuf Dikeç'e bir selamda kendisi çakarak ikonikleşen pozu veren Cem Yılmaz, silah efektini de elle yazmayı ihmal etmedi. Gelelim kafalardaki sorulara. Yusuf Dikeç bu hareketi 30 Temmuz'da yaptı ve hemen akabinde dünyaca ünlü kişiler Dikeç'i taklit etmeye başladı. 7 Ağustos'ta bu paylaşımı yapan Cem Yılmaz neden 8 gün bekledi? Nurgül Yeşilçay neden 8 günden sonra mutfakta bu pozu verdi? Sosyal medya kullanıcıları Cem Yılmaz'ı ve Nurgül Yeşilçay'ı kendilerinin reklamını yapmakla suçluyor. Yorum siz değerli izleyicilerimizin. Olimpiyatlarda ikinci oldu Yusuf Dikeç atıcılıkta, evet. Ama ne birinci ne de diğer sporcular bu kadar konuşuldu ve viral oldu. Tek bir hareketle dünyanın göz bebeği bir isim haline geldi ki Elon Musk geliyor, yazıştılar şu anda X platformunda, dedi ki eli cebinde geleceğin robotları da böyle atıcılık yapabilecekler mi dedi, bir rest çekti ve Elon Musk da İstanbul'a geliyorum dedi. Acaba robotunu mu yapacak? Şimdi o sorunun cevabını tabii hepimiz merak ediyoruz. Altın madalyayı kaçırdı, gümüş madalya aldı olimpiyatlardan ama ilk kez Türkiye tarihinde bir olimpiyattan elmas madalya çıkardı. İlk kez elmas madalya çıkardı. Yusuf Dikeç'in bu gösterdiği başarı, PR başarısı, işte spor başarısı, ne derseniz deyin adına sporculuk başarısı, bunu şimdiye kadar dünyada başarabilen bir ülke olmadı. Bir sporcu üzerinden bu kadar çok dünya birleşmedi. Yusuf Dikeç o bakımdan çok çok değerli bir isim. Tabii ki dünyanın gözü onda ve onda olmaya devam edecek. Cem Yılmaz için ise şunu saptadım ve sizlere de aktarmak istiyorum arkadaşlar. Hı hı. Cem Yılmaz'ın o görüntüsünü, o hareketi yaparkenki görüntüsünü ekrana getirebilir misiniz lütfen değerli yönetmenim? Geldi. Cem Yılmaz keşke yalın olsa sadece o fotoğraf, eli cebinde o fotoğraf, etrafta başka bir şey olmasa ama yine de anlayabileceksiniz. Cem Yılmaz'ı Paris'e olimpiyatlara götüren dünya ünlü spor markası işbirliği yaparak götürdü. Onların oradaki reklam yüzü oldu Cem Yılmaz. Ve Cem Yılmaz'ın şu anda arkasında da yalın görebilseniz, sadece görebilseniz daha iyi anlayacaksınız. Arkasındaki o beyaz şekil, beyaz blok da o markanın logosu. Dev bir logo var arkasında. Cem Yılmaz'ın kendi sosyal medyasındaki paylaşımında o dev logo, o firmanın dev logosu böyle çıplak gözüküyor arkada. Hı. Yani Cem Yılmaz Yusuf Dikeç üzerinden, evet, kendi kazandığı, hı, paranın reklamını yapıyor. Evet. Kendi işinin reklamını yapıyor. Yadırgadık mı? Hı. Hayır, Cem Yılmaz'dan böyle davranışlara
Bekliyoruz zaten. Böyle davranışları çok gördük. Şimdi Yusuf Tekin evet. Gerçekten bu olimpiyatlardaki o rahatlığı, o duruşu insanlara inanılmaz cool geldi. Yani karizmatik bir görüntü oluştu. Gerçekten herkesin en büyük dikkatini çeken, hayranlık uyandıran o rahatlığıydı. Düşünün, dünyanın en meşgul adamı olan Elon Musk'ın bile dikkatini çekti. Yani daha öteye gitmemek lazım. O yüzden benim gözümde Yusuf Dikeç gümüş madalya aldı ama tüm dünyanın altın adamı oldu. Şimdi Cem Yılmaz'a da gelince, şimdi çok komik ya, bir hafta önce bu olimpiyatlar, bu başarı sağlandı. Nedense bütün bu ünlülerde Elon Musk'ın böyle bir şeyi paylaşmasını bekliyordu, bu tür paylaşımları yapmak için diyorum. Bu, yani bu kadar yoğun olan Elon Musk'ı mı bekliyorlardı paylaşımı yaptıktan sonra paylaşma? Bence kendi reklamlarını yapıyorlar veya reklam artı reklam olarak bu görüntüyü kullandıklarını düşünüyorum. Dediğim gibi çok büyük bir başarı, çok güzel bir şey ve inanıyorum ki Elon Musk boşa gelmiyordur. Şimdi muhakkak bir işbirliği, bir şey yapacaklardır. Yusuf Dikeç'e pek çok işbirliği teklifi var Pınar. Pek çok Yusuf Dikeç'e reklam teklifi var. Pek çok dosya geliyor adresine. Hiçbirinin kapağını açmıyor. Çünkü Elon Musk'ı bekliyor. Ondan nasıl bir işbirliği teklifi gelecek? Onu dinlemek, onu görmek istiyor. Bu arada Yusuf Dikeç'in kapısını, Yusuf Dikeç'in telefonunu pek çok menajerin olayım. Menajer, sizi biz yönetelim. Bizim şirketimiz yönetsin. İşte referanslarımız şeklinde aradıklarında duyuyoruz, biliyoruz. Profesyonel bir kadroyla çalışması gerektiği kendisine söyleniyor. Yusuf Dikeç'i dünya çapında çünkü artık seyahat edecek, dünya çapında konferanslara davet edilecek, spor etkinliklerine davet edilecek bir isim oldu Yusuf Dikeç artık. Bu bakımdan da kapısını çok aşındıran var. Ben robotunun yapılacağını düşünüyorum. Çünkü dünyada viral oldu. Yani bu fırsatı kaçırmaz Elon Musk. Evet. Çünkü çok orijinal bir adam bir kere. Kendi numaralı gözlükleriyle atış yapabilen, şu karizmayla milyonların önünde yarışan rakipleriyle muhteşem bir an. 600 cumhuriyet altını kazandı. Yani 10 milyon 500 bin ama bence daha da fazlasını kazanacak. Reklam gelirleriyle. Tabii. Eğer teklifleri kabul ederse ama şu anda... kabul edeceği teklifler çok önemli, firmalar olmalı. Çok yani, seçici olmalı yani. Aslında Elon Musk'ı beklemesi de çok doğru bir şey. Bakalım. Evet. Tabii ki. Devi geliyor. Daha ne olsun. Dediğim gibi her şeyden önce bu tür başarılar Türkiye'nin göğsünü kabartan, Türkiye'yi milli duyguları ve hepimizin de sahiplendiği görüntüler ve istediği şeyler. O yüzden de tebrik ediyoruz tekrar. Bizi gururlandırdığı için teşekkür ediyoruz kendisine. Ne yetenekli sporcularımız varmış değil mi? Kesinlikle. Yani bu olimpiyatlarda yarışmasalar belki birçoğunun adını bilmeyeceğiz. Başarısına tanık olmayacağız ama çok önemli. Göğsümüzü kabartıyorlar. Evet. Milli duygularımızı tekrar yaşatıyorlar hele bizlere. Hele kadınlar. Erkekler de öyle ama kadınlar hani daha zayıf görülür ya. Tam tersi Türk'ün gücünü, kadının gücünü gösteriyorlar dünyada. Evet. İyi ki varlar sporcularımız. Minnettarız onlara. Yusuf Dikeç'in, bugün konuştuğumuz konumunu sadece sporculukla, spordaki başarıyla isimlendiremeyiz arkadaşlar. Burada Allah'ın ona verdiği bir içgüdüyle vücudunun fiziği şeklini o şekilde şekillendirmesi, duruşunu o şekilde yapması. Tabii bu psikolojisiyle de ilgili. Kendisini daha iyi hissedebilmek için bunu yaptığını söyledi. İçimde fırtınalar kopuyordu. Onunla baş edebilmek için kendimi bu şekilde şey yapıyordum, şartlıyordum dedi. Elini cebine sokarak. Yani bu Allah vergisi bir şeydi. Bunun onun atıcılıktaki başarısıyla pek ilgisi yok. Çünkü atıcılıktaki başarısı takdir etmiyor dünya onu. Şu anda sen 12'den vurdun. Wow! Kimsenin başka bir şeyler konuşuyorlar. Soğukkanlılığı bence. Senin soğukkanlığın ve o duruşun, eli cebinde kendinden emin duruşun. Bakın bu tartışılması gereken bir konu aslında. Paris'te gümüş madalya almış bir sporcu, yani başarısı atıcılığından dolayı değil. Bakın karıştırmayalım. Evet. Ondan daha iyi atıcılar da vardır. Var ki zaten Sırbistanlı altın madalyayı aldı. Ama Sırbistanlı konuşulmadı. Zaten öyle demiş.
Arkadaşmış onlar. Dördüncü olimpiyat bence olduğu çok için. Üzülmüştür. Adam birinci oluyor. Düşünsene tabii. Konuşulmuyor ama ikinci söylemiş, dünya gündemine oturuyor. Söylemiş ben altın çok madalya aldım. Çok sinir bozucu bir şey ben birinci için. Ben altın madalya aldım o dünya seni konuşuyor demiş. Şimdi bu iş neye benzedi biliyor musunuz Bilal Bey'ciğim? Evet. Hülya Avşar'ın tacının geri alındığı konuşulması. Mesela o an tacı alan kişi konuşulmuyor bilinmiyor. Evet. Evet. Yani aynen böyle. Öyle sıradaki. Sırada Tarkan var. Ay Tarkan'a nazar mı değdi? Ses sorma. Işık sistemleri gitmiş konserde. Ekibini mi değiştirdi bir acaba? Bir sürü talihsizlik Allah yaşanmış Allah peki. Ya. Tarkan o anlarda ne yapmış? Bir izleyelim. İzleyelim. Megastar Tarkan'dan aksiliklerle dolu konser. Tarkan şarkısını neden yarıda kesti? Sahneleri kasıp kavuran, dünyaya adını duyuran Megastar Tarkan tüm hızıyla sahnelerine devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda çıkardığı Quantum 51 albümünde son durum ne? Gelin birlikte bakalım. Quantum 51 albümü beklentileri karşıladı mı? Yıldız şarkıcı Tarkan'ın geçtiğimiz ayda müzikseverlerin beğenisine sunduğu son albümü Quantum 51 beklenen ilgiyi henüz göremedi. Şarkıların müzik listelerindeki dinlenme sayıları Tarkan için oldukça moral bozucu durumda. Tarkan konserlerine tüm hızıyla devam ediyor. Megastar Tarkan bu yazı geçmiş yıllara göre oldukça hareketli geçiriyor. Adeta sahneden sahneye koşuyor. Tarkan'ın sahnede başına gelmeyen kalmadı. Geçtiğimiz günlerde Tarkan İstanbul Maltepe'de sahne aldı. Ancak Megastar sahnede büyük talihsizlikler yaşadı. Konser esnasında hem sahne ışıklarının hem de ses sisteminin arızalanması nedeniyle sevenlerine karşı büyük mahcubiyet yaşadı. Sahne ışıkları geliyor ancak ses hala yok ve Tarkan mikrofonu bir kenara bırakıp çıplak sesle söylemeye devam etti. Kısa süre sonra ses sisteminin düzelmesiyle eğlence kaldığı yerden devam etti. Abi mi? Sahnede Tarkan'ın şarkısını böldüren olay. Tarkan geçtiğimiz gün Samsun'da sahne aldı. Bir minik hayranı defalarca Tarkan amca diye sesleniyor ve Tarkan bu seslenişe uzun süre kayıtsız kalamayıp öpücük gönderiyor. Aldatıyor. Tarkan yok artık dedirtti. Şarkıcı Tarkan Samsun konserinde önce terini havluyla böyle sildi. Sonra terini övdü. Valla merak etmeyin terim mis gibi kokuyor yani, tamam mı? Daha sonra terini sildiği havluyu seyircilere fırlattı. Evet yanlış duymadınız. Mis gibi koktuğunu söylediği terli havlusunu seyircilere fırlattı. Yine de tersiz verebilir mi söyleseniz? Tertemiz bir tane. Bilmiyorum o kime gidecek. Aldı kalmadı kız. Vay vay. Yani hem canlı yayınlarda hem sahne anlarında böyle şeylerin yaşanma ihtimalleri yüksek tabii. Teknik problemler yaşanmış ama yani çok profesyonel bir isim olduğu için durumu hemen kurtarmış burada. Böyle bir şeyi bugüne kadar Tarkan'ın hiçbir sahnesinde görülmemiş bir şeydir arkadaşlar. Yani bu kadar hata üstüne hata olmaz. Yani şimdi düşünsenize yani Tarkan'ın bu vermiş olduğu tepkileri o kadar haklı buluyorum ki. Yani siz büyük bir konsere çıkıyorsunuz ve oradaki her şey günler öncesinden zaten ayarlanıp tabii. Saati saatine sistematik olarak ışıktı, seste, hangi şarkıda hangi ışık yanacak, işte sesi nerede açacak, nerede, bunların hepsi planlanır. Hepsi provaları yapılır. Yani şimdi bakıyorum Tarkan'a gerçekten üzülüyorum. Bu kadar profesyonel bir sanatçının da kaldıramayacağı bir şeydir bu bakın. Kesinlikle. Şimdi ondan önce konser gününü yanlış yazıldı. Sonrasında tesisat bozuldu.
ışık bozuldu. Bunlar bir sanatçı için, sahnedeki olan bir sanatçı için inanılmaz derecede konsantrasyonu bozan şeylerdir. Ve çok sinir bozucudur. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bu kadar çok aksiliklerin üst üste yaşandığı bir durumda ya Tarkan ekibini değiştirdi. Çünkü çok profesyonel bir ekiple çalışıyordu. Evet, hiç böyle şeyler olmazdı. Ya da farklı bir grupla çalışıyor artık, yani tesisatta, ışıkta onu tanımayan insanla çalışıyor. Ya da Tarkan eskisi kadar artık ciddiye alınmıyor. Yok canım. Aklıma bunlar geliyor Tarkan, benim. Tarkan Tarkan'dır. Şimdi Tarkan bu konserlerden kendisi 350 bin dolar alıyorsa bu ses, ışık, bu tesisat ekibi de arkadaşlar 150 bin dolardan aşağı bu işi kurmaz. Tarkan konseri kuruyorsun. Oraya 6-7 tane tır gidiyor. Kolay değil, evet. Yani Tarkan'ın tesisatı, ses, ışık tesisatı ve bunu alan insanlar da hakkıyla bunu yerine getirmek zorundalar. Senin dediğine ben de aynı fikirdeyim. Ekibi mi değişti diye. Şimdi bu bir meşrubat firmasıyla işbirliği halinde çalışıyor Tarkan. O meşrubat firması yıllardır çeşitli sanatçılarla, şarkıcılarla bu tür konserleri her yaz yapar. Şöyle olmuş olabilir. O firmanın çalıştığı ses, ışık tesisatını yapan firma Tarkan'ın her zaman çalıştığı firma değildir. Değil. Ve işi biraz da safsaklamışlardır. Nasıl olsa hallederiz. Biz neleri yapmadık, halletmedik. Tam Türk aklı. Ne konserler yapmadık, etmedik biz. Sanki kendileri beceriyorlar. Tarkan gibi bir sanatçıya ses, ışık yapıyorsunuz. Bire utanmazlar, bire işini safsaklayanlar. Adam orada şarkı söylediğini zannediyor Tarkan. Kendisi şarkısına devam ediyor, hiçbir şeyin ses farkında yok. Değil. Ama söylediği ses seyirciye ulaşmıyor ve o anda işin acısı. Ben bu meşrubat firmasının yerinde olsam sizle sözleşmeden çıkarım. Hemen çıkarım ve sizi mahkemeye veririm. Tabii. Tarkan da aynı şeyi yapmalı. Büyük bir skandal. İşin acısı seyirci Tarkan'ı yuhalıyor. Tarkan üzülme, seni yuhalamıyorlar orada aslında. O yuhalamalar sana değil ama çok üzüldüğünü de duydum. Çünkü Tarkan çok yufka yüreklidir. Biz burada eleştiririz Tarkan'ı ama yani hakkını da vermek lazım. Vermemiz gerektiği zaman da vermemiz lazım. O yuhalamalar sana değil. Öyle yoğun yuhalamalar var ki çünkü 10 saniye 15 saniye değil o ses. Ses dalgalanıyor. Bir geliyor bir gidiyor. Bir geliyor bir geliyor. Böylesini de hiç duymadık. Bu Tarkan'ın hatası değil ki, profesyonelliğine değil. Gölge düşüren bir durum ayrıca. Şimdi ona bakacak olursan konser tarihinin yanlış yazılması da Tarkan'ın hatası değil. Yani evet. Tarkan ekibini değiştirmiş gibi geliyor. Evet. Yani bu ekipte... Bu ekip yani şey, ses ışık ekibi... Ses ışık artı organize... Parayı veren organizasyon şey şirketiyle, meşrubat şirketinin şeyiyle çalışan ekip. Tarkan'ın ekibi tamam, onu anladım. Olsa böyle onu bir hata anladım. Yapmazlar. Kim bilir nasıl sinirlendi. Peki, ama peki konser tarihinin yanlış yazılması kimin hatası? O şeyin Harbiye konseri diyorsun. 2025'i 2024'de. Evet. Yani bir karışıklık var tabii. Karışıklık var. Tarkan'ın ekibinde de var karışıklık. Hmm. Ya, yani bence Tarkan ekibini değiştirmiş. Çünkü bakın bir sanatçının en büyük istikrarı yanındaki çalıştırdığı insanlardır. Doğru. Bu nedir biliyor çok musunuz? Önemli. En önemlisi bakın. En önemlisi tesisat ve ışıktır. Sahne sanatçısının. Sonrasında saz gelir. Sonrası repertuar artı falan filan. Acaba rakiplerin bir sabotajı söz konusu olabilir ya mi diye? Ya yok. İnsan aklına da gelmiyor. Yok öyle. Tarkan gözden düşerse kimlerin menfaatine olur? Eski hangi ekibi geri çağırsın Tarkan. Bir dakika, hangi şarkıcıların menfaatine olur? Kimler çıkışta şimdi? Kimler... Mert Demir diye bir arkadaş geldi mesela. Mert geliyor Demir. Ha? Tabii Mert Demir. Ediz'i Tarkan'ın yerine koyuyorlar ne zamandır? İki senedir. Hiç düşünme. Tarkan geliyor diyorlar Ediz için. Ediz de ortada yok ha. Mert Demir bitirdi Ediz'i, yerini aldı. Ha, öyle mi diyorsun? Tabii canım. Yani Ediz zaten biraz geri plana çekilmeye başladı. Tabii. Ve tabii, size tabii. Daha çarpıcı artık bir şey dediğini duydum. Alındı. Ve size daha çarpıcı bir şey söyleyeceğim. Reklama gidecek miyiz? Vaktimiz var. Peki çarpıcı bir şey söyleyeceğim. Tarkan'ın yaşadığı bir olaydan iki gece sonra, bu Maltepe olayı 4-5 gün önce, iki gece sonra hangi starımız, Türk pop müziğinin starı sahnelerde 60 yıllık sahne hayatta ilk kez büyük bir skandal yaşadı? Kim? Ajda Kim? Pekkan. Birisi kadınlarda evet. Zirve, birisi erkeklerde zirve. İkisini birden bitirmek mi istiyorlar? O zaman reklamlardan sonra bunu... İkisini bir birden. Evet. Ajda Pekkan'ın bitmesi kimin işine yarar? Kim var rakipler? Kim var? Hadise yeni çok önde. Star. Gülşen çok önde.
Yıldız Tilbe yapmaz, garibim var ya. Yapmaz ya Yıldız. Aleyna Tilki yapabilir mi? Yok yok, o da yapmaz. O konuşacağız bunları. Öyle kolay bitirebilirler mi ya? He? Öyle kolay var mı? Öyle kolay mı bitirmek? Kimler? Ama bir dakika şimdi burada. Bu Tarkan'ın konusu Ajda Pekkan'la hiç alakalı bir konu hiç değil. Hiç belli olmaz. Hiç alakalı bir konu değil. Hiç biz neler gördük. Aa, ne hiç belli olmaz. Ne oyunlar. Onlardan sonra konuşalım mı burada? Kesinlikle. Bir kasıt var mı? Kesinlikle. Konuşalım bunu tabii. Bunu bir deneyelim. Bir aramız var, hemen geliyoruz. Şimdi reklam öncesi de konser skandallarını konuşuyorduk. Tarkan'ın yaşadığı talihsizliği. Bir talihsizlik denebilecek olay daha yaşandı ki Ajda Pekkan konserinde. Evet. Üstelik kız kardeşi de protokoldeyken Ajda Pekkan kime küfür etti sahneden ve konser sonrasında neler yaşandı? Şimdiki haberimiz. Demet hemen tabii wow, sadece biz küfür etmiyormuşuz diyerek de noktayı koymuş. Ama şimdi Demet Ajda sahnede hiç etmiyor ya. Yakıştırılmıyor ya. Hani ha, öyle bir cool bir tavrı tabii var. Şimdi öncelikle Ajda Pekkan'ın... Bak ama güzel bir şey söyledi. Çok güzel bir şey söyledin. Demet sahnede küfür etmiyor. Hayır. Yani kimse sahnede küfür etmez. İzleyicisine evet. Kimse o izleyicisi önünde. Etmez. Hayır. Şimdi evet. Ajda Pekkan'ın ağzının sadece konser alanında bozuk olması olduğu için çirkin oldu. Yoksa insanlar özel yaşamında her ne kadar cool kadın olursanız olun, her ne kadar kibar kadın olursanız olun, muhakkak sinirlerinizi bu hayatın içerisinde bozan, canınızı sıkan şeyler olabiliyor. Şarkısı da vardı ya, ben aslında gördüğün o cool kadın değilim. Değilim. Diye. Gördük şu an. Gördük. Evet. Yani ağzı da bozulabilir bir insanın ama bu kendi mahremiyetinde, kendi dört duvarında olacak evet bir şey. Orası bir konser alanı. Bir kere bu konuda konser alanında ve halkın, izleyicinin karşısında olduğu için olmadı. Yani hele Ajda Pekkan'a hiç olmadı. Şimdi hep böyle anlayışlı, hoşgörülü olmak zorunda değil insanlar tabii ki. Ama şu da bir gerçek ki Ajda Pekkan diye zayıf, naif, cool bir kadın diye de Mevlana olacak hali de yok. Yani o yüzden de bu eğer ki bir ego, bir kibir veya başka durumlar devreye girdiyse tehlikeli. Ben bunu Ajda Pekkan'a da hiç yakıştıramam. Ama şöyle bir durum var. Protokol dediğimiz zaman evet protokol önemlidir. Sahnenin en önüdür ve oraya insanlar davetli gelirler. Ama bir de şu taraftan bakalım. Yani insanların acil bir işi çıkabilir. Lavabo ihtiyacı olabilir. Ne bileyim şimdi protokolde bir insan oturuyor diye oraya da çakılı kalacak hali yok. Her şey olabilir. Bu açıdan bakınca da Ajda Pekkan'ın daha olgun çünkü yılların sahne tecrübesi olan bir kadın. Yani bunu Mert Demir yapsa hani daha tölere edebiliriz belki. Ama Ajda Pekkan yılların sahnesini yalamış yutmuş, hepimize hocalık yapmış, hepimizin ağzını açıp izlediği bir insanız biz. O yüzden şarkıyı yarıda kesmesi, yıllarını adamış bir insanın yapacağı hareket değil. Yani burada onu açıkçası kendini çok çirkin gösterdiğini düşünüyorum. Evet, yani Ajda Pekkan dağıldı. Ajda Pekkan kendi sahnesinde dağıldı. Evet. Bunu ilk defa görüyoruz Ajda Pekkan'dan. Yani sahnede kim böyle bir şey yapmaz, kim küfür etmez, bu durumlara düşmez diye sorsanız işte sayacağım isim ilk Ajda Pekkan evet olur yani. İlk duruşu, Ajda Pekkan olurdu. Yılların duruşu yani tecrübesi, hanımefendi kimliği, kişiliği yani özelliğinde de kendisini tanıdığım için hiçbir zaman Ajda Pekkan'dan toplum etiğine aykırı bir davranış asla görmedik. Özel hayatındaki karıştığı skandallar oldu geçmişte. Yani aşk ilişkileri anlamında söylüyorum, gazetecilerle yakalandığı zaman köşe kapmaca oynadığı dönemler oldu yıllar önce. Evli bir insanla birlikte görüntülendiği bir apartmandan çıkarken yıllar önce, o da rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. Ajda Pekkan'la kim beraber olduysa zaten çoğu rahmetli oldu. Ama hiçbir zaman bu kadar çok konuşulmadı. Hakikaten yani Ajda Pekkan'ın sahnede o billur sesli kadının o şarkıları su gibi akıtıp söyleyen hanımefendinin, o notalarla dans eden hanımefendinin ağzından bu küfür sözlerinin çıkacağına hiç kimse inanamazdı ama oldu. Neden oldu? Kardeşi olduğu için, kardeşinden, o en hassas yerinden vuruldu Ajda Pekkan aslında.
Bir başka seyirci protokolden kalksa gitse Ajda Pekkan'ın umurunda olmaz. Evet, arkadaşımızın söylediği gibi Pınar Eliçen'in lavabo ihtiyacı için kalkabilir. Acil bir telefon gidip kalkabilir. Düşünmez bile o niye kalktı diye. Ama kız kardeşiniz konserin sonuna kadar kalıp orada onu bis yapan ilk kişi olacağını, yapmasını isteyen ilk kişi olacağını bildiği için kalkıp ayakta alkışlayacağını, tekrar sahneye davet edeceğini beklediği ilk kişi olduğu için Semiramis Pekkan, Ajda Pekkan onu böyle yarıda çekip gitmesini ve giderken de arkadaş grubuyla beraber 10-15 kişi hep beraber gitmesini o zaman çıldırdı tabii. Kadın bozulmuş yerinden. Çünkü bugüne kadar bütün konserlerde sahneye davet edip en az bir şarkı beraber söyleyen iki kız kardeşte Ajda Pekkan ne anons ediyor, ne sahneye davet ediyor, ne de sahne boyunca göz teması kuruyor. Ama barışmışlar. Barışmışlar. Öyle mi? Dün değil, evvelsi gün yemek. Dün yemek yemişler. Dün değil, evvelsi gün akşam. Yemek yemişler, barışmışlar. Kim adımı attı acaba? Hüngür hüngür ağlayan Semiramis Pekkan kolay Semiramis, affetmezdi. Semiramis Pekkan attı diye düşünüyorum. Çünkü özür dilemiş ablasından. Ha. Özür dilemiş. Ve tatlıya bağlanmış olay. Yani. Onu da söyleyeyim. Tatlıya bağlandıysa mutlaka araya birileri girdi. Onlar hemen barıştırdı. Evet. Çünkü bu ikisi de çok gururludur. Semiramis Pekkan'ın da öyle bir tarafı vardır bilirsiniz. Yani agresyonu yüksek insanlar bunlar. Ajda Pekkan da öyle kendi hayatında. Semiramis tavizleri Pekkan da yok. Öyle. Asla prensip, ikisi acayip prensip sahibi. Zaten o sayede başarılı. Bence Ajda Pekkan bu haberlerden rahatsız oldu. Daha fazla bu gündem olmasın diye barıştı. En korktuğu şeydir Ajda Pekkan'ın. En korktuğu şeydir. Bu çok su kaldıracak da bir hikaye aslında. Eğer ki ta geçmişe giderse çok eski defterler açılırsa çok şeyler açılacak. O yüzden de çok akıllıca bir şey yapmışlar. Kız kardeşin arasında çok ciddi iddialar var geçmiş ilişkilerine yönelik. Yani şöyle söyleyeyim, çocukluktan bu yana gelen bir rekabet ve bir ötekileştirme var yani. Birisi prenses, diğeri... Bu rekabetin özel hayatlarında da olduğuna dair iddialar da geliyor tabii. O dönemi bilenler var, yaşayanlar var, bilmeyenler var. Tabii yani biz çok bilemiyoruz var. Ama bilenler biliyor ve anlatıyorlar. Bize de çok sayıda o anlamda yorumda geldi. Evet. Evet. Yani ama Semiramis Pekkan yolunu başka türlü çizdi. Eğer Semiramis Pekkan evlilik hayatlarına girmeseydi ki Türkiye'de hep önde isimlerle hayatını birleştirdi. Eğer öyle bir hayata, sanatçı yaşamına devam etseydi Semiramis Pekkan, Ajda Pekkan'ın önüne bile geçebilirdi. Çok hala dinliyoruz kendisinin şarkılarını. Evet. Dijital platformlarda var. Hala sesi çok güzel, güzel. Yorumu kadın. Çok güzel. Evet, güzel de bir kadın ve çok da müziği iyi bilen bir insan. Ama o Semiramis Pekkan yolunu başka türlü çizdi. Sen özel hayatında, evet yani yolları kesişmiş olabilir bazı ilişkilerde. Öyle dedikodular zamanında geliyordu kulağımıza. Öyle oluyordu özel hayatlarında yolların kesiştiği şeklinde. Ama sonra Semiramis Pekkan gitti İngiltere'de başka bir izdivaç yaptı. Dünyanın en zengin insanlarından biriyle evlendi. Bir Hintli ve İngiliz vatandaşı. Gülül Alvani miydi? Evet. Londra'da evlendi. Tanışmışlar değil mi? Bambaşka tabii. Londra. Bambaşka bir hayata devam etti ki İstanbul'dayken de öyle bir evlilik yapmıştı. Türkiye'nin en zengin medya patronlarından biriyle evlenmişti Ercüment Karacan'la. Çok mantıklı bir yol izliyor şu anda Semiramis Pekkan. Çünkü yani aktif olarak bir sanat hayatı yok şu anda. Ama YouTube'da kendine bir rota oluşturdu ve kadın hayranları var şu an İnanılmaz ciddi manada. Var. Onu takip eden, ikon olarak gören, tavsiyelerini ciddiye alan yüzlerce kadın varmış. Binlerce. Bunu yorumlarda da gördük bu haberi yayınladığımızda. Ajda Pekkan'ı biraz halka uzak buluyor insanlar. Evet. Yani çok samimiyeti geçmiyor. Bir tek sahneden sahneye. Ama Semiramis Pekkan öyle gelmiyor kadınlara. Aslında şey olarak real olarak tam tersi biliyor musun? Semiramis Pekkan High Society, Jazz Society, Dünya Jazz Sosyetesi'nde mensup resmen bir hanımefendidir. Kendisi bütün çevresi Londra'dadır, işte Paris'tedir. Halktan uzaktır yani. Amerika'dadır, New York'tadır. Evet. Ajda Pekkan buradadır. Sanatı uğruna evlenmemiştir biliyorsunuz. Çocuk yapmamış yani evlenmiştir de çocuk yapmamıştır. Sahne uğruna, sahnelerden evlilikleri koparım diye. Evlilikleri de çok sağlıklı yürümedi. Evet o yüzden işte hep o i̇şte yüzden. Hep o yüzden. Yani hep kendini adamış. Buraya verdi, adadı. Ama şu anlamda tabii çok haklısın. Semiramis Pekkan YouTube'da bir kanal açarak halkla iç içe olmayı başardı. Bu anlamda da halkın sevdiği bir kadın. Sempatik kazandı. Sempatik oldu. Ajda Pekkan ise hala eldivenli
yardımcıların hizmet ettiği bir apartman dairesinde ya da işte giderse villasında yaşayan oldu bir insan. Gördüm, gözümle ama gördüm. Ama onun evine girip çıkmış bir arkadaşım vardı daha önce, iş yapıyorlardı. O diyor ki böyle bağdaş grup lahmacun yiyen bir Ajda Pekkan'la karşı karşıya kalınca bir şok yaşadım diyor. Hani o sahnedeki mesela, kadından sonra. Ama evde öyle değilmiş yani, rökte şambrıyla tüylü terlikleriyle gezmiyor herhalde kadın evde yani. Ajda Pekkan'ın evde kuralları vardır. Yardımcıları beyaz eldivenle, ondan sonra steril o şeylerle, terliklerle dolaşırlar ve bembeyaz, bembeyaz giyinirler. Hepsini öyle giydirir ve şeyde kafalarında mutfağa girip çıkarken ne vardır? Tülbent. Tülbent vardır hepsinin. Böyle bir şeyi vardır ama dediğin doğru tabii. Kebabı eliyle yemeği, pizza evet. Köfteyi eliyle yemeği. Mesela en sevdiği şey doğru. Dostlarını evinde mangal yaparak ağırlamakmış Ajda Pekkan'ın. Doğru. Kebap. Doğru. Yani hiç düşünür müsün mesela, ben kebap deyince aklıma hep İbrahim Tatlıses gelir. O mangalıyla meşhur dostlarını ağırladığı, yelleyerek ağırladığı şey geliyor. Ajda Pekkan'ın hiç öyle bir şey ummazdım ben mesela duyduğumda. Gerçekten aa dedim yani, ama bir hoşuma da gitti. O da bizden dedim yani. Ay, samimi buldun samimi değil mi? Samimi buldum evet, ama o da bizdenmiş gördüğümüz dedim. Ajda Pekkan öyle olmadığı İbrahim için. İbrahim Tatlıses'i ne zaman konuşacağız? Birazdan konuşacağız. Neler oldu ya? Çok şeyler oldu. Olay bir yayına imza attık resmen. Dilanç'tan iddiaları vardı. Neler çok bomba vardı. İddialarda bulundu. Sonrasında İbrahim Tatlıses size bir şeyler söylemiş. Ya Dilan Çıtak bağlandı yanımıza, şah dedi. İbrahim Tatlıses de mat dedi. Biraz sonra hepsini ayrıntılarıyla konuşacağız. Dilan iddiaları çok ciddi yalnız. Tekrar çok. Söyleyelim, Derya Tuna ve İdo Tatlıses de yayınımıza bağlanabilir. Çünkü çok büyük iddialarda bulundu Dilan Çıtak ya Tatlıses. Derya... İzleyelim mi tekrar görüntüleri? İzleyelim. Dün İzleyelim. Neler yaşandı? İzleyelim. Olay. Beyaz Magazin gündemi belirlemeye devam ediyor. Tatlıses İmparatorluğundaki taht kavgasının tarafları İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak canlı yayına bağlandı. El öpecek hiçbir şey yapmadım. Lütfen kimse de sonuçta babadır demesin. Benim babam toprağın altında... Yer yerinden oynadı. Tatlıses'in iki gün önce yollarını ayırdığı menajer Şule Çınlaman Beyaz Magazin'e bağlanarak hakkındaki tüm iddialara cevap verdi. İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak'a benim soyadımdan çık dedi. Madem Cem Çıtak diye yazılır, adam diye okunursa o zaman benim soy ismimden çıksın diyor İbrahim Tatlıses. Dilan Çıtak o soyadı ben istemedim, benim babam Cem Çıtak dedi. Bana uygulanan mobbingin, şiddetin... Farkında birazcık kimse değil mi gerçekten ya? Ve Dilan Çıtak Derya Tuna'ya ateş püskürdü. Derya Hanım yapımcımı arayıp tehditlerde bulunuyor. Tabii ki İdo Bey. Derya beni tehdit ediyor. Babamın yanından beni Derya Tuna kovdurdu. Tarihi yayınımız olay oldu olay. Başlıyoruz. Evet, geçtiğimiz günlerde Tatlıses menajerini apar topar işten çıkardığı iddiaları gündeme gelmişti. İbrahim Tatlıses'le Dilan Çıtak'ın kavgalı olma sebebi iddiaya göre menajer Şule Çınlamaydı. Bütün magazin basını bunu konuşurken iddiaların odağındaki isim menajer Şule Çınlama Beyaz Magazin yayınına bağlandı ve hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi. Menajer Şule Çınlama ayrılma nedeni olarak ikiz bebeklerini gösterdi. Benim İbrahim Bey'in yanından ayrılma sebebim, ben size net şu şekilde açıklayayım. Ben 7 Haziran'da 2 ay önce doğum yaptım abi. Evet. İkiz bebeklerim oldu. Bravo. Tebrik ediyorum. Ben çok uzun zamandır da tedavi görüyordum ve çok zor şartlarda bebeklerime kavuşabildim ve sahip oldum. Evet. Biraz da ben aslında İbrahim Bey'i yanılttım. Biz normalde İbrahim Bey'le 7/24 bir arada yaşayan, iç içe olan aile gibi yaşadığımız bir ortamdaydık. Ben tabii hani tecrübesizliğim ve evlat sahibi olmanın ne demek olduğunu bilmemekle İbrahim Bey'e 1-2 aylık olsunlar İbrahim Bey, gene eski halimize gireriz, geliriz, gideriz, gezeriz şeklinde konuşurdum ama. Ama öyle olmuyor çocuk olunca. Ama inanın ikiz çocuk çok bambaşkaymış. Doğru. Annemle bakıyorum ve çok zorlanıyorum. Benim sandığım gibi olmadı abi. İkiz bebeklerden dolayı İbrahim Bey'in işlerine bakamadığım için affımı istedim dedi Şule Çınlama. İbrahim Bey benim kıymetlimdir. Şimdi böyle bir durum söz konusuyken İbrahim Bey'in işlerine sekteye uğraması da beni incitir. Çünkü elime artık doğru düzgün telefon alamıyorum. Takip şeyim azaldı, gücüm. Bu sebepten ötürü de ben affımı istedim. Şule Hanım, Dilan Çıtak'la İbrahim Tatlıses'in kavgalı olmasının sebebinin kendisi olmadığını söyledi. Dilan Hanım'la da ilgili bu ithamları kabul etmiyorum.
Çünkü yani Dilan'la arasındaki kavga sebeplerini biliyorum ama bunlar tamamen aile içi sebepler olduğu için hani bunları açıklamak ne benim haddime, ne gizlilik ilkelerimize, ne çalışmamıza, ne dostluklarımıza, baba kız ilişkimize yakışmaz. İnanın ki hani Dilan çok delikanlı ve arzu bir kızdır. Dilan'a da sorsanız zannetmiyorum ki benim söylediklerimin tersi bir iddiada ya da dünkü iddiaları doğru yüzecek bir cümle kursun. Ve menajer Şule Çınlama'dan Tatlıses'le ilgili büyük bir itiraf geliyor. İbrahim Tatlıses'in çevresi mayın tarlası gibi. Bizim maalesef İbrahim Bey tarafı cephesini söylüyorum. Bizim etrafımız mayın tarlası gibidir. İbrahim Bey'in hep duyuyorum benden öncesine. Şahitliğim yok ama anlatılanları duyduğum kadarıyla her zaman etrafında bu tarz insanlar olmuş. Ve gelelim tarihi anlara. Beyaz Magazin canlı yayınında Dilan Çıtak'la İbrahim Tatlıses birbirine girdi. 8 Ağustos 2024 günü yani dünkü tarihi yayınımıza önce İbrahim Tatlıses mesaj göndererek yayına katıldı. Ama İbrahim Tatlıses mesaj yolladı arkadaşlar. İbo'dan kızı Dilan Çıtak'a şok mesaj. Madem Cem Çıtak diye yazılır, adam diye okunursa o zaman benim soy ismimden çıksın diyor İbrahim Tatlıses. Tatlıses'in bu mesajı kavgayı daha da büyütmüştü ve tam tarihi yayınımız bu şekilde bitecek derken kavganın diğer tarafı Dilan Çıtak bağlandı Beyaz Magazin'e. Bir dakika, sürpriz bir telefon bağlantımız var. Dilan Çıtak hattımızın ucunda. Günaydın. Günaydın Dilan. Günaydın Dilan Çıtak. Merhaba. Hemen yorumcumuz Bilal Özcan, Çıtak diyorum doğru mu diye sordu Dilan Çıtak Tatlıses'e. Dilan Çıtak diyorum. Günaydın Dilan Çıtak. Tatlıses demiyorum arkasından. Doğru mu yapıyorum? Doğru yapıyorsunuz. Çok doğru yapıyorsunuz. Şimdi sıkı durun ve alıcılarınızın ayarlarıyla sakın oynamayın. Çünkü Tatlıses İmparatorluğu'nun tahtını paramparça edecek zehir zemberek açıklamalar geliyor Dilan Çıtak'tan. Çıtak önce kendini büyüten babası Cem Çıtak'tan başlıyor konuşmaya ve biyolojik babası İbo'ya sitem ediyor. Tatlıses'in diğer çocuklarına acıyorum. Ne yazık ki diğer çocukları İbrahim Bey'in böyle bir baba sevgisine maalesef vakıf olamadılar hiçbir zaman. Çıtak olarak doğdum. Bu yüzden de tabii ki Çıtak soyadını göğsünü gere gere kullanmaya devam edeceğim. Çünkü ben Çıtak olarak doğdum. O kültürde de büyüdüm. O adamı da siz olsanız benim yerimde mezarda bir adam Filip Atan mıydınız? Hamile bir kadını kabul etmiş, ona aşık olmuş ve onun kucağına doğmama sebep olmuş. Dilan Çıtak kendisine Tatlıses tarafından uygulanan mobbingden bahsederken ağlamaya başlıyor. Dilan Çıtak ağladı. Bir çocuğu kabul etmişken siz neden bahsediyorsunuz ya? Ya bunca yıldır artık bana uygulanan mobbingin, şiddetin farkında birazcık kimse değil mi gerçekten ya? Ağlıyor ben musunuz? Ben kendi kariyerimden vazgeçtim. Ağlıyor musunuz? Kariyerimden oldum. Ağlıyorum çünkü benim artık sinirlerim çok bozuldu. Peki neden psikolojik şiddet görüyordu Çıtak? Başka çocukları yüzünden mobbing uyguladı. Mesela atıyorum, isim vermeyeceğim. Fatma. Fatma'nın eli hangisi? Onu ona vermem lazım acil. Onu onun üzerine yapacağım acil. Bana git işte onu ayarla, bunu ayarla. Yahu bir dakika, sen Fatma'ya yıllarca... Fatma diyorum. Ben bir takma yüzünü taktım. Sen Fatma'yı yıllarca yaptın. Bana ne şimdi Fatma'dan? Bana niye bunu soruyorsun? Git Fatma'ya da. Babam evlatları arasında ayrım yaptı. Mobbing diyorsunuz. Nasıl bir mobbing uyguladı İbrahim Tatlıses size? Ayrımlarıyla. Evlat ayrımlarıyla mı? Evet. Türkiye'nin %80'i İbrahim Tatlıses'in evlat ayrımcısı olduğunu çok iyi biliyor. Dilan Çıtak, Tatlıses'in kızı olduktan sonra bir sürü işinin iptal olduğunu söyledi. Evet, ben kariyerimden dolayı bir bedel ödüyorum. Nasıl bir bedel ödüyorum? Çıktı bir anda kendisi İbrahim Tatlıses'in benim kızımdır, Dilan benim kızımdır dedi ya. O saatten sonra beyefendiyi seven kadar sevmeyen de çok. Bir sürü insan benimle ilk anlaşmasını pes etti. Anlatabiliyor muyum? Miras konusunda bomba bir açıklama yapıyor şimdi de. Mirasçıyım. Çok şükür maddi olarak da rahatım, manevi olarak da rahatım. Benim maddi bir tarifim şu an için yok. Tabii ki ben hibeden ödedim. Tabii ki mirasçıyım. Bununla da ilgili kimseye asla hiçbir açıklama yapmak zorunda değilim. Ve büyük bomba. Çıtak telefondayken tarihi yayına mesaj atıyor İmparator. Çıtak çıldırıyor. Dilan'ın tek derdi İdo'dur. Dilan Çıtak'ın tek derdi İdo Bey'dir. Ah,
İbrahim Tatlıses'in mesajı. Tabii ki İdo Bey, çünkü annesi Petro bırakmıyor. Derya Hanım yapımcımı arayıp tehditlerde bulunuyor. Tabii ki İdo Bey. Derya Tuna beni tehdit ediyor. Derya Hanım yapımcımı arayıp tehditlerde bulunuyor. Tabii ki İdo Bey. Dilan Çıtak Derya Tuna'ya resmen ateş püskürüyor. Sıradaki iddia ise çok büyük. Derya Tuna babam hastanedeyken arazisini üstüne yapmaya kalktı. Neden Derya Tuna babam hastanede ameliyat olmadan önce buradaki 6,5 milyon euroluk arazinin imzasını bana ver, ben halledeyim. Sen zaten sütünde çok yorgun olup imza attırıyor. İbrahim Tatlıses bakın Derya Tuna'ya ne cevap vermiş. Ben daha ölmedim Derya. Ve ilk defa İbrahim Tatlıses orada aklına geliyor ki bir dakika ya, ben daha ölmedim. Ben daha ölmedim diyor. Attırmak istedi. Dilan Çıtağ'ın Derya Tuna ile ilgili iddiaları bitmek bilmiyordu. Beni Derya Tuna kovdurdu. Benim İdo'yla da benim diğer hiç kimseyle de hiçbir problemim yok. Burada problemi yaratan kişi kendisidir. Maalesef çocuklar arasındaki husumeti, adaleti sağlayamayan da kendisidir. Ve kendisi de bu az önce ismini vermiş olduğum kişinin sözünden hiç çıkmayıp birçok kez beni kendisi yüzünden, o ismini vermiş olduğum şahıs yüzünden zor duruma sokup dışlamıştır, elinden bile kovmuştur. O yüzden ben daha fazla, siz diyorsunuz ya elini öpün barışın. Ben böyle bir şey istemiyorum. Çünkü ben el öpecek hiçbir şey yapmadım. Lütfen kimse de sonuçta babadır demesin. Benim babam toprağın altında, kendisi benim biyolojik babamdır. Dilan Çıtağ'ın iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Sırada küçük Elif Ada var. Elif Ada babasını öpmek istemiyor, korkuyor. İbrahim Bey şu an 11 yaşında bir çocuğu var Elif Ada. Siz Elif Ada'nın psikolojisini biliyor musunuz? Siz Elif Ada'yı İbrahim Bey'in yanında gördünüz mü? Çocuk babasıyla konuşamıyor bile. Yani babası ona geldiğini bir öpeyim dediği zaman bile gözlerini kapatarak çekinerek gidiyor babasını öpüyor. Bu iddianın hemen ardından Tatlıses'ten Dilan Çıtağ'a tarihi yayınımızda mesaj geldi. Elif Ada da 2 gün sonra Bodrum'a geliyor ve her konserimde yanımda. Her konserinde yanımdadır. Doğru. Son olarak Tatlıses soyadı krizini anlatıyor Çıtak. Tatlıses soyadını tehditle yaptırdılar. Yarın tekrar aradı. Dilan, bunu yapmak büyük bir terbiyesizlik olur. Sen İbrahim Tatlıses daha şimdiden baş mı kaldırıyorsun dendi. Ve ben korkutuldum. Ve davayı da ben açmadım. Herkes orada, hukukçular da ölmedi, avukatlar da ölmedi. Kendileri babalık davası açtılar. Tatlıses soyadının bana zararı var. Tatlıses soyadının benim yapmış olduğum müziğe hiçbir faydası yok. Hani bunu insanlar o kadar yanlış diyor ki. Ben çok büyük markaların masasından kaldırıldım toplantı anlarında. Sırf insanlar Tatlıses'le çalışmak istemedikleri için. Evet, önce menajer Şule Çınlama, ardından Dilan Çıtak ve Tatlıses kozlarını Beyaz Magazin'de böyle paylaştı. Beyaz Magazin gündemi belirlemeye devam ediyor ve devam edecek. Dilan Çıtak dün ilk kez Beyaz Magazin'de günlerdir süren suskunluğunu bozdu ve İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna ile alakalı zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Birkaç başlığı size hatırlatmak istiyorum. Dedi ki önce zorla Tatlıses soyadını aldım dedi. Bu çok önemli bir konuydu. Bana mobbing ve şiddet uyguladı. Uygulayan kişi de Derya Tuna. Benim işlerime engel oluyor ve babamla olan bütün yakınlığıma engel olan, sebep olan kişi Derya Tuna dedi ve şimdi, hedef gösterdi. Evet, şimdi yorumlayacağız bütün bu konuları. Bu konuyu dünkü yayınımızı yorumlayacağız ama bu yayın bittiği zaman İbrahim Tatlıses'in yolladığı mesajı okumak istiyorum arkadaşlar, değerli izleyenler. İbrahim Tatlıses dedi ki mesajında, diyor ki ben ömrü hayatımda bu kadar rahat ve saygısızca yalan söyleyen birini görmedim. Dilan Çıtak için söylüyor, kızı için söylüyor. Bu benim çocuğum olamaz. Çünkü benim hiçbir çocuğum yalan konuşmaz. Maddi durumum iyi diyor. Nişantaşı'ndaki dükkanı, Bodrum'daki dükkanı, altındaki marka söylüyor burada İbrahim Tatlıses. Biz söyleyemiyoruz. Alman otomobil, lüks marka. Arabayı kim aldı? Bodrum'da otursun diye verdiğim evi 6 milyon liraya sattı. Sonra başka daireye oturdu ve annesine de ayrı daire açtı. Ve benim iznim ve haberim olmadan yaptı bunu. Ben de o zaman 2 daireye kira ödeyeceksin. O 2 daireyi Urfa'daki kızlarıma verdim. Onları mağdur etme. Ben sana verdim, sen sattın. O onların dairesi. O zaman kira vereceksin dedim. Dedikten sonra kıyamet koptu. Gelip evi bastı. Ağzı alınmayacak sözler, küfürler etti. Televizyon kumandasını fırlattı. Sana şimdi soruyorum sevgili Bilal Bey kardeşim.
benim eski halim olsaydı bana bunları yapabilir miydi? Çok enteresan. Ne çok yapardı enteresan. O zaman İbrahim Bey? Yani burada kavganın iç yüzünü tamamen nasıl o evde ne yaşandığını İbrahim Tatlıses kendi anlatıyor. Bütün detaylarıyla anlatıyor ve kendisinin Dilan Çıtağ'a neden kızdığını, kızına neden kızdığını bütün detaylarıyla anlatıyor. Evet, şimdi ben dünkü yayından sonra gerçekten çok fazla reaksiyon aldım. Her yerde Türkiye'nin yine gündemine oturacak bir durum oluştu bakacak olursak aslında. Çünkü Dilan Çıtak bugüne kadar hiçbir şekilde üzüntüsünü, sıkıntısını, hiç isyanlarını hiç kimseyle konuşmadı ve paylaşmadı. En çok yaptığı şey sosyal medya üzerinden yazı yazmaktı. Dün ilk kez içini döktü. Bizimle de bunu paylaştı. Buradan baktığım zaman aslında baba kız arasındaki bu olay beni gerçekten çok üzüyor. Çünkü geçtiğimiz yıllarda da Ahmet de buna benzer bir olayları olmuştu. Ve yine Ahmet'in söylemlerinin yalan olduğunu, yine buna benzer açıklamalarını duymuştuk sevgili İbrahim Tatlıses'ten. Şimdi ben şunu anlayamıyorum. İbrahim Tatlıses'in bütün çocukları haksız, bir tek kendimi haklı. Bence İbrahim Tatlıses'in oturup şöyle bir düşünmesi lazım. Benim çocuklarım neden babalarına karşı böyleler? Neden bu tepkide der diye bence düşünmesi gerekiyor. Çünkü İbrahim Tatlıses çok duygusal bir insan. Evet, katılıyorum. Bazen öfkelendiği zaman da lafının nereye gittiğini bilmeden konuşabilen de bir insan. Bu çocuğu olsun, eşi olsun, yanındaki dostları olsun, yani akıl tutulması yaşayarak konuşmalar yapıyor. Sonra da o merhameti, o kalbinin temizliği sonrasında da içselleştirerek aslında üzülüyor. Peki daha ne versin? Nişantaşı'nda dükkan verdim diyor. Şimdi Nişantaşı'nda bir dükkan, bir mağazanın fiyatı nedir biliyor musun bugünkü ölçülerde? Bakın, ben diyeyim 70 milyon, sen de 270 milyon. Şimdi bakın ben... Kim? Bodrum'daki dükkanı, altındaki o lüks Alman arabasını. Tamam, onları söylediğinizi anladım. Ve Bodrum'daki anladım. Daireyi. Şimdi, evet. Daha ne yapsın bir baba, bir evladına daha ne versin? Kim haklı, kim haksız, kim aldı, kim verdi, kim neyi aldı, kim neyi verdi ben bilemem. Evet. Ben içlerinde değilim. Hiçbirimiz de değiliz. Dilan'ın söylediğine bakarım. İbrahim Bey bunu söylüyorsa bakarım. Ben ama gerçeği gene ben bilemem. Çünkü aralarında değilim. Ailenin içerisinde değilim. Ön yargılı da olmak istemiyorum. Ama benim burada söylemek istediğim şey, Dilan genç bir kadın. Evli. Ve Dilan'ın şöyle bir baktığımız zaman aslında kabullenmesi çok zor olan imtihanları ve sınavları olmuş. Bu açıdan bakmamız gerekiyor. Çocukluğu çok zor geçmiş. Her ne kadar baba dediği bir figürü de olmuş olsa da bence biyolojik de olsa insan, biyolojik baba da olsa insan kendi babasını tanımak, yaşamak ve bilmek ister. Bugün 30 yıl, 40 yıl biyolojik babalarını görmeyen insanlar çıkıp babamız nerede diye haykırırlar. Biz bunları çok gördük. Şimdi Dilan ne olursa olsun genç bir kadın mı? Evet, genç bir kadın. Ve şartlar ne olursa olsun da Dilan'ın biyolojik babası İbrahim Tatlıses mi? Öyle. Çünkü evladım olarak kabul etmiyor ya. Ha, o zaman İbrahim Tatlıses gibi olgunluktaki bir adam. Hayatla ilgili çok büyük şeyleri içerisinden geçmiş. Çok büyük sınavlar vermiş. Aklı başında bir adam. Bu tür açıklamalar yapmaması gerekiyor. Bakın hiç mi bu ailenin içerisinde, bakın gene bağırıyorum, sesleniyorum. Hiç mi aklı başında bir büyük yok da bu evlatlarla babayı bir araya getirip de şu olayları şu noktaya getirmeden çözemiyorlar. Pınar, İbrahim Tatlıses'ten çok önce benim babam Can Çıtak'tır diye açıklama yapan kavgadan sonra 27 yılda babalık yapmış bir insan. Ne yapacaktı bir dakika, kız? İbrahim İnkar mı edecekti? İbrahim Tatlıses'e kavga ettikten sonra Can Çıtak benim babamdır diye, benim babam gerçek babam Can Çıtak'tır diye mesaj atan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses kayıtsız mı kalacaktı? Haklısın, senin baban odur o noktaya, kızım. O noktaya getirene kadar Dilan'a da o yapılanlar yapılmayacaktı o zaman. Yani bakın. Derya Tuna da az önce dedin ya 27 yıl. Derya Tuna da 27 yıl kadınlık etmiş İbrahim Tatlıses. Çok zor bir adam. Bunu bütün Türkiye, bütün dünya biliyor. Onu idare edebilmek, onun kadınlığını
sürdürebilmek, onun yanında dimdik durabilmek. Evet. Ciddi sabır isteyen bir konu bir kere. Evet. Ve özveri isteyen bir durum. Şimdi kadınlık etmiş, bir tane erkek evlat vermiş. Tamam. Kaldı ki ayrıldıktan sonra da hayatına hiçbir erkek sokmamış. Hani geçen gün dedik ya, İbrahim Tatlıses kimsenin etkisinde kalacak bir insan değil. O zaman Dilan Çıtak diyor ki herkesi, daha doğrusu babamı Derya Tuna dolduruyor diyor. Doğru mu? İddiası bu yönde. Bana mobbing uyguluyor, babama karşı beni dolduruyor deyip açık hedef gösterdi Derya Tuna'yı burada. Derya Tuna, İbrahim Tatlıses, evet dediğin gibi çeyrek asırdan fazla hanımlık yapmıştır ama bugün Derya Tuna İbrahim Tatlıses'ten çok daha varlıklı bir durumdadır. İbrahim Tatlıses'in varlığı sayesinde, parası sayesinde, İbrahim Tatlıses'in kendisine verdiği görevler, verdiği ünvanlar, verdiği paralar, verdiği yetkiler sayesinde. Bunu Derya Tuna'ya bağlayın, inkar etmez. İbrahim Tatlıses Derya Tuna'yı 2000'li yılların başında, 90'lı yılların sonunda bütün şirketlerinin başına getirdi. Bir fabrika açtı, tekstil fabrikası, giyim fabrikası, onun başına getirdi. Her şeyin başına getirdi ve her şeyini de onun üzerine yaptı. Ne kadar malı mülkü varsa her şeyini... Derya Tuna gitti Miami'de ev aldı, gitti New York'ta ev aldı. O dedi kadınlarla geziyor, ben de onun parasını yönetiyorum dedi. Madem öyle işte böyle dedi Derya tamam. Tuna. O zaman benim o zaman yaptığım programdaki muhabirim Suna Üçkarışoğlu'nun uzattığı mikrofona söyledi. Bunu daha amiyane bir şekilde de söyledi. Derya Tuna İbrahim Tatlıses'in parasının sahibi oldu ve ona çok güzel bir evlat verdi. Evet, evlenmeden ona hanımlık yaptı 27 sene. İdo Tatlıses kadar ama efendi, Derya Tuna, kibar, Derya nezaketli Tuna da, biri Derya yok Tuna yani. Da bu işten el elde baş başta çıkmadı. Derya Tuna da yani kraliçe, ana, her anlamda ana kraliçe. Ve İbrahim Tatlıses de Derya Tuna'yı da zaten her anlamda ona değer veriyor, ona kıymet veriyor. Hala da evine gider, otur, kahvesini içer. Evet. Yani hiçbir aralarında bir sorun, bir problem yok. Geçen gün Bodrum'da beraberlerdi, Çeşme'de beraberlerdi. Evet. Ama yani, burada Dilan Çıtak'ın söylemleri burada, de enteresan. Şöyle bir iddiada bulunuyor Dilan. Babam diyor hastanedeyken Derya Tuna geldi, 6,5 milyon liralık arsanın peşine düştü, imza attırmak istedi. Ama babam dedi ki ben daha ölmedim Derya iddiasında bulundu. İbrahim Tatlıses bu konuya için. Değindi mi hiç? Geçen bu gün konu... beraberlerdi tatilde. Hayır, bu konuyla alakalı konu yani? Bu Derya. 6 milyonluk şeyi için ona değindi mi? Değinmedi. O Dilan Çıtak'ın iddiasına Derya Tuna'nın cevap vermesini bekleriz. Yani ne diyor evet. Bu 6 milyon euro. 6 milyon euroluk şey. Yani babam hastanedeyken Derya Tuna paranın arsanın peşine düştü demeye getiriyor burada. Bununla ilgili bir açıklama geldi mi diyorum ben de. Hayır arkadaşlar, bir dakika, iyi geçsin, doğrusu geçsin seyircimize. İbrahim Tatlıses çok kritik bir kalp ameliyatı geçirdi biliyorsunuz. Bu ameliyata girmeden evvel, daha yeni kalp kapakçığı değişecek. İddiaya göre İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın iddiasına göre Derya Tuna İbrahim Tatlıses'e haber yolluyor. O 6 milyon euroluk arazinin imzasını diyor bana at diyor. Benim üzerime olsun anlamında söyledi Dilan Çıtak. Derya Tuna böyle bir beklentiye girmiş. Ve İbrahim Tatlıses de ben daha ölmedim diyor. Dilan Çıtak'ın bu iddiasına Derya Hanım ne diyorsunuz? Bağlanıp konuşabilirsiniz. Ya bu büyük bir iddia. Çok önemli bir iddia tabii. Yani bunun gerçeği de bu diyaloglar arasında geçen kişilerin bağlanarak bunu söylemesi Ahmet lazım. Ahmet Tatlıses'le bu yüzden restleşmişti ve kavga etmişlerdi, hatırlarsınız. Yine hastalık sürecinde geldi, ben hastayken paranın peşine düştü dedi. Yok kasamı boşalttı dedi. Böyle korkunç iddialar da tamam böyle söyledi boşan Ahmet'le. Ama İbrahim Tatlıses'in kendisi bu iddiada bulunmuştu. Şimdi Dilan Çıtak Derya Hanım için böyle bir iddiada bulunuyor. Neye dayanarak? Neye dayanaraksa o zaman bu iddia sahipleri de çıkar. Hayır öyle değil, böyle derler diyebilirler. Şimdi bence İbrahim Tatlıses, Allah gecinden versin, Allah ona sağlıklı uzun ömürler versin, ama gerçekten bu evlatları arasındaki bu işte maldır, mülktür, paradır, odur, budur, neyse, bunu bence sağlıklıyken ve aklı başındayken Allah aşkına şu bölüştürsün. Ben öldükten sonra herkes de hakkını bilsin. Ne mecburiyet ama var bu ya? Bitmiyor Bilal Beyciğim. Bakın bitmiyor. Kanunen bir şey var yani, yasal olarak ya bir şey var. Tamam var ama ben hani kendisinin de huzur bulması, diğer insanların da huzur bulması, herkesin kafası rahat etmesi açısından bu bir çözümdür. Yani bir çözüm bulmak lazım buna. Valla Mahmut demişken şimdi diğer çocuklarını da düşünüyoruz değil mi? Melek Zübeyde'yi, Ahmet Tatlı'yı, İdo Tatlıses'i, Dilan'ı, işte Elif Adayı falan. Yedi çocuk. Şimdi hangi çocuğuna
Dilan Çıtağ'a yapılan maddi imkanlar yapılmış, bir bakalım mı? Hangisinin dükkanı açılmış? Hangisine malikane verilmiş ev? Hangisine arsa alınmış? Ama bir şey söyleyeyim. Hangisine yapılmış? Dilan'ın da 27 yıl. Tamam ama 27 yılda o zaman eksik tutulmamış. Burada bir ayrıcalık durumu söz konusu değil. Ayrıcalık ama Dilan, söz konusu Dilan değil. Dilan bir okula giderken bir kitabını, bir kalemini mi almış İbrahim Tatlıses? Ha? Bir de o taraftan bakalım. Ha, o yılların kaybı maddiyatla ölçülmez tabii ki. Hayır, maddiyatla demiyorum. Manevi anlamda da diyorum. Evet. Yani bazı şeyler, bazı maddiyatla maneviyatı da silemez. Yani şimdi bakın, Dilan gerçekten hassas bir konu. Yani bu ne Ahmet'e benziyor, ne diğer çocuklara benziyor, ne ilk eşinden olan kızlarına benziyor. Dilan hassas ve Dilan aslında zor bir konu. İbrahim Tatlıses'in mesajını okumak istiyorum arkadaşlar. Derya Hanım'ı konuşurken İbrahim Tatlıses şimdi mi attı mesaj İbrahim yazdı. Bey? Evet, mesaj yolladı İbrahim Tatlıses. Abi. Şimdi mesaj yolladı. 10 saniye önce geldi mesaj. Derya Hanım benim birimi 5, 5'imi 15 etmiştir. Derya, dedik ya, parasını Derya Tuna yönetiyordu. İşlerinin başındaydı. Bütün işlerinin başındaydı bir dönem. Derya Hanım benim birimi 5, 5'imi 15 etmiştir. Bu ne demek? Yani birken 5 etti. Çoğalttı. Arttırdı. Çoğalttı. Daha var çok, olanı arttırdı var diyor. Var olanı arttırdı. İyi yönetti. İyi yönetti. Süper. Çok iyi. İyi yönetti. Ne güzel Derya yapmış. Hanım'ın adını, kadın. Derya Hanım'ın adını besmele ile anılması gerekir. Herhalde Dilan Çıtağı diyor burada. Derya Hanım ne öyle bir şey bana teklif eder? Yani bu 6,5 milyon euroluk arsa, araziyi ameliyattan önce ben halledim. Benim üzerime yap, imzanı at söylemi. Böyle iddia etti Dilan Çıtak. Derya Hanım İbrahim Tatlıses'e böyle bir teklifte bulundu diye. Derya Hanım ne öyle bir şeyi bana teklif eder ne de ben onu öyle bir ona öyle bir şey derim. Yalan diyor İbrahim Tatlıses. Tamam mesela. Diyor. Yalan diyorsa o zaman diyecek bir şey yok. Yalan diyor. Ama Ahmet'le ilgili olan diyor, şeyleri de yalan demişti. Nasıl? Yani şimdi yalan, Ahmet'le ilgili olan şeylere de hep yalan demişti ya, o zaman Ahmet'in iddiaları vardı. Dilan nereden duyuyordu, hastanede miydi de bunu çıkarttı, bu iddiada bulundu? Kim söyledi de böyle bir şey oldu? Derya Hanım hastanede ziyarete gittiğinde Dilan orada mıydı ki, nereden bilecek Derya Tuna ne dedi de İbrahim Tatlıses ona ne dedi? Dilan Çıtak ziyarete de gitmedi hastaneye. Evet. Hastane babası ameliyat olmadan önce onlar ya orada gitmişti. Birisi böyle bir şey söyledi Dilan'a. İşte bakın. Ortalık karıştırdı. İşte böyle bir şey olabilir. Olmayan bir şey konuşuluyor ama şu an çünkü. Ama kızda olmayan bir şey niye söylesin yani? Olmayan bir şey de insan... O da kulağıyla duymadığı bir şey de bu kadar emin ama söylemesi. Aralarda bakın bu tür olaylarda genelde en yakın çevre ortalığı karıştırıcıdır. En yakın çevreden. Yani bence Tatlıses ailesinin en yakın çevresine bir bakması lazım. Bu laflar nasıl çıkıyor? Neden çıkıyor? Neden bana sana çıkmıyor, ona çıkıyor, bu aileye çıkıyor? Bu ailenin üstünde ne isteniyor? Ne oyunlar oynanıyor? Bilemiyoruz. Bakın Ahmet Tatlı ile olan kavgasında da hep böyle o bunu dedi, bu bunu dedi, Ahmet onu dedi. Laf karıştıranlar var yani. Laf karıştıranlar ve çarpıtanlar var. İşte o ama yüzden... Ahmet Tatlıses ne yaptı sonra? Babasının büyüklüğünü kabul etti. Kaza yerine koştu. Evet ya. Bir an evvel yetişti. Bodrum'da kaza geçirdiği zaman dağ yolunda o şey... Ahmet hep bunu yapar ki. Yalıkavak'a inerken. Biz hep bunu söylüyorduk ki. Ortakent Yalıkavak arasında uçurma yuvarlandığı zaman kavgalı olduğu halde bakın. Koştu yetişti. Ve İbrahim Tatlıses'ten bir mesaj daha var. Ben hastaneye yattığım zaman Urfa'dakiler aradı. Tüm çocuklarım hastanedeydi. O neredeydi? Yoktu. Olmadığı halde nasıl söylüyor bunları? Yani imza konusunu, arazi imza konusunu. İşte şimdi benim bir şeyler, söylediğim şey. Nereleri bir şey söylemiş. Nereden biliniyor böyle bir konuşma geçti? Nereden nasıl söylüyor? Uyduruluyor? Nasıl söylüyor? Yani nereden söylüyor? Bilmiyorum, ben hastaneye gelmeyen kız böyle. Böyle bir konuşmaya nasıl şahit oluyor? Şimdi ben yanlarında değilim. Yani Ahmet Tatlıses de burada Dilan Çıtağ'ın yaptığını tabii bir aynısını söyleyemeyiz. Bir tutamayız. Ahmet Tatlıses sonra geldi, babasına sahip çıktı. Ve şu anda da yanında babasıyla beraber, yine eski onlar baba evlat şeyine kavuştular. Ama Dilan Çıtak kesti attı, ben mirasçıyım dedi. Ha, bu da bilin ne dedi. Ha. Ondan da vazgeçmedi. Ben bak konuşmasında bize ben mirasçıyım, kanun haklarımı da biliyorum dedi. Ay bir de res çekti, ben çok bedel ödedim, herkes bedelini ödeyecek dedi. Yani bu çok ağır bir cümle. Yani bunlar hakikaten ne demek çok bu? Ağır yani. Bunu söyleten mi var acaba kendisine? Hayır canım. Ha? Kızın yılların birikmişliği var içinde. Olamaz mı ya? Ya adam gel kızımsın dedi ya. Daha ne yapsın adam, ne yapsın?
Ne ya İboşov'da, İboşov'da babam diye dizlerine kapandığı, birbirinin yüzünü sevdiler, şarkılar söylediler. Daha dün gibi hafızalarda bu görüntüler. Tatlı'ya bağlandı. Olabilir. Her şey sineye çekildi. Kayıp yıllar telafi edilmeye başlandı. Bir sürü maddi imkanlar tanındı. Ne oldu bir anda, ne fişekledi bu durumu? Bilemem. Ne oldu da bu yaşandı yani? Çünkü aralarında içlerinde bana... değilim, bilemem. O kadarını bilemem. Psikolojik ama şiddet uyguladı, travmalar geçirdim dedi. Şartlar ne olursa olsun Didencim. Karşımızdaki genç bir kadın, evet. Ve İbrahim Tatlıses'in çocuğu. Yani benim gözümde bir çocuk o. Evet. Anlatabiliyor muyum? Her şeyden önce bir kız çocuğu. Bir kız çocuğu. Tabii ki böyle şeyler yaşansın istemeyiz yani. Ha, yani yani ama bir mübalağa da olabilir mi bazı konularda? Kurulma, abartılar kullanma... olabilir mi bazı konularda? Yani şunu herkes söyleyeceğim. Bu durumda kendi menfaatini tabii tamam, ki kolluyor. Kız çocuğu ama Dilançıtak kendini haklı çıkarmak için, ki haklı olduğu noktalar da vardır elbette. Bütün tuşlara birden bastı dünkü yayınımızda. Dün bir patlama yaşadı. Evet. Bütün dün tuşlara bir patlama birden yaşadı. Bastı. Bursa'daki Ayşegül'ün evladına kadar, İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Hanım'dan olan evladına kadar herkesi maça dahil etti. İşin içine sokmak istedi. Ya o daha ufak bir kız, babasına şöyle davranıyormuş da, babasından korkuyormuş da, babasının gözlerine bak, yüzüne bakamıyormuş da. Bunlara ne gerek var? Neden yani o kızcağızı, ufacık bir masumu işin içine katıyorsun anlatırken? Tamam haklısın, haklısın. Bu arada... Bu, tamam alkışlayalım, haklı olduğunu söyleyelim ama yani bu kadar da yapma ya. Bakın, bu kadar da yapma ki... Bu arada bana da bir mesaj geldi, evet, onu söyleyeyim. Oku. Dilan Çıtağ'ın eşi arıyor, Levent Dörter. Yazmış bana. Evet. Şunu söylüyor, lütfen düzeltilsin diyor. Hiçbir dükkan alınmadı Dilan'a, hepsi kira. Sadece Dilan açarken... dörtte biri kadar yardım ettiler. Her çocuğuna yaptığı yardımlar gibi. Siz 60-70 milyonluk dükkanlar dediniz ya, evet, onların hepsi kiraymış. İbrahim Tatlıses'in kendi ifadesi burada. Bu da işte Bodrum'da eşinin ifadesi. Bodrum'da otursun diye verdiğim evi 6 milyona sattı. Sonra başka daire oturdu ve annesine bir dakika Nişantaşı. Evet, durumum iyi diyor. Nişantaşı'ndaki dükkanı, Bodrum'daki dükkanı, altındaki Alman marka ismini söyleyemez. Arabayı kim aldı? İşte söylüyor, kim aldı? Bodrum'da otursun arabayı diye verdiğim... Dilan... Şey öyle mi yazıyor? Evet, ben biliyorum öyle olduğunu. Yani ama İbrahim Tatlıses'in söylediğine de inanmak zorundayız. Tamam söyle o zaman. Burada da söylenene inanmak durumundayız. Dilan Çıtak bağlansın söylesin o zaman. İşte ben bakın, aldım, eşi. Şimdi bak, o Levent zaman şöyle Bey, bir durum var. Yani... Pınar, sen eğer ben bu soyadını kullanmayacağım, bu imkanları istemiyorum, bu soyadını istemiyorum diyorsan, bugüne kadar sana verdiği her şeyi de elinin tersiyle itmen lazım. Bir tavır sergiliyorsan, bu kim olursa bir olsun. Bir şey vermemiş ki arkasında zaten. Arkasında da dimdik duracaksın, restini öyle çekeceksin. Ya soyadından da Dilan'dan beklenen bu o zaman. Soyadından söylendi İbrahim Tatlıses niye bu şey demedi? Bir dakika. Ya böyle saçma şey mi olur lütfen ya arkadaşlar. Ne demek bu, insan hayatından bahsediyoruz ya. Ben oynamıyorum. Senle küstüm, al oyuncağını, ver oyuncağımı dediğimiz bir konu değil mi? Herhalde bakın bunu, yani. Bunu Dilan Çıtağ'a söylüyorsun herhalde. Hayır, herkese söylüyorum. Dilan Çıtağ yayınına bağlandığı zaman. Hayır, İbrahim Bey'e de söylüyorum. Dilan Çıtağ geri alınmaz şey diyor. Yani? Dakika, öyle Dilan, bir şey olur mu ya? Dilan Çıtağ dün yayınımıza bağlandı. Eşime gelmedi, ver soyadımı, al soyadını. Bir dakika, bir dakika. Dilan Çıtağ dün yayınımıza... Böyle şey olur mu ya? Dilan Çıtağ dün yayınımıza bağlandığı zaman... Dilan Çıtağ hoş geldiniz, tatlı ses söylemiyorum, doğru mu yapıyorum dediğimde, doğru yapıyorsunuz Dilan Çıtağ'ım ben dedi. Kendisi reddetti soyadını. Madem toplum içinde 80 milyon içinde bizim yayınımızı 10 milyon kişi izliyor her gün, reddediyor tatlı ses soyadını. Gerçek hayatında da reddetsin o zaman. Bakın Dilan'a, gerçek bugüne hayatında kadar, da reddetsin. Dilan'a bugüne kadar verilen bir ev tüm çocuklarına Bodrum'daki evlerden verilmiş, Dilan'a da verilmiş. Arabası içinde dörtte birini yardım etmişler arabasını alırken, dörtte birini. Yani ayıp şimdi, etmeyelim ya, bu kız çalışan şimdi bir kız. Babaya olan tavır da çok önemli burada. Yani üslup da önemli, tavır da önemli. Şimdi ben İdo'nun babasının karşısında hala zangır zangır böyle titreyerek ve nezaketle ve korkarak konuştuğunu... Bizzat niye bilen korkuyor? Bir insanım. Derya Hanım da öyledir. İbrahim Bey diye açar. Korkmaz. Aradığı zaman şöyle neden yapar. Korkuyor? Hayır, korku Bey değil diye ya. Açar. Korku değil. Kibarlığı. Şimdi böyle böyle insanlar. Saygı esastır tabii ki de, saygılı olunca. Paranın pulun peşine mi düşecek?
Bu kadar çekinen insanlar. Ya bilemem onu, bakın. Tabii ki o da yanlış bir hareket. Ama eğer böyle bir gidiyor, şey yoksa, söyleniyorsa o da yanlış bir hareket. O da babasının odasına böyle Külhan Bey'i gibi giden bir de Dilan Çıtak babasının var bir tarafta kızı, da. Babasının kızı. Aa. Bak işte babasının kızı. Ya ne demek babasının, babasının kızı? Babasının kızı ya böyle Kare ya. Böyle bir savunma olabilir mi ya? Ne demek olmasın böyle canım? Böyle bir savunma olabilir babasının neden? Kızı evet, ya. Evet babasının böyle, kızı. Böyle yani bir savunma olabilir mi ya? Birçok şey her huy biri, olarak, karakter olarak benzeyebilir insanlar. Her biri kendisini başka türlü ifade eder. Toplumun kurallarına saygı duymak zorundadır her birey. Yani babasının kızı diye bir savunma olabilir mi ya ki insan? Neden? Televizyon herkesi kumandasını fırlatır mı babasına ya? Böyle bir babasına şey olabilir mi? Babasına ne zaman fırlatmış? İşte öyle diyor İbrahim Tatlıses, televizyon kumandasını ya fırlattı belki diyor. Ya yani olabilir mi? Yani o kadarını bilemem. Bilemiyorum ben. Yanlarında değilim diyorum her zaman. Ama bağırdı, benim burada söylediğim diyor. Şey, benim burada söylediğim ya niye bağırdı çağırdı? Bir ona ardına bakalım. Deli mi bu kız? Durduk yere bağırıp çağıracak. Deli olması lazım bir insanın. Sen niye sinirleniyorsun? Ya ben çocuklar konusunda hassasım. Şimdi madem Dilan Çıtak dolduruşa geldiğini düşünüyor İbrahim Bey'in. E gitseydi hastaneye. Ya belki de demek gidip ki kendi öz iradesiyle değil de bir başkasının iradesiyle yapıldığını düşünüyor bu tavrın, doğru mu? E git ya hastaneye o şimdi zaman. Şimdi orada zaten kim hassas sana bir durum olacak, hastaneye ya de mi alınmayacak? Ya bakın ben de bazen öyleyimdir. Gerginlik yaşayacağım ortamlarda bulunmak istemem. Belki de onu kullanıldığını hissetmek istememiştir. Belki de bu kadar bu olaylar böyle köpürtülmeseydi, böyle olmasaydı belki 3 gün, 5 gün sonra veya 1 ay sonra babasının elini öpmeye gidecekti veya hastane, yine gidecek. Hastaneye bir, bakın bunlar ekle tırnak. Allah korusun ya, hastaneden çıkamasaydı Allah göstermesin. Ya hastaneye gitmeyen böyle şeyler insan ertelenmez. Öyle şeyler ertelenmez. Hastaneye gitmeyen bakalım insan neler yani yaşanacak da önümüzdeki günlerde Tatlıses ailesiyle ve çocuklarıyla alakalı dedikten sonra şimdi bir başka terledim aileye geçiyoruz. Bülent Cihan Timur, katil oğlu Timur Cihan Timur'u kurtarmak için merhum Murat Acı'nın ailesine aracılarla para teklif etmiş. Yapma buyurun ya, Allah Allah. Estetikçi baba Bülent Cihan Timur'dan ahlaksız teklif. Acılı aileden gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar. Firari anneden mahkemeye mağduriyet içeren mektup. Mektupta hangi olay sözler yer alıyor? İstanbul Eyüp Sultan ilçesinde ehliyetsiz şekilde kullandığı lüks araçla Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olan Timur Cihan Timur ve annesi Eylem Tok 14 Haziran tarihinde Amerika'da yakalanıp tutuklanmıştı. İkilinin yıllık ücreti 46 bin dolar olan bir özel okulu gezmek üzereyken yakalandığı açıklanmıştı. Öte yandan Firari anne oğlun Amerika'da gözaltına alındığı anların görüntüsü de ortaya çıkmıştı. Amerika'da gözaltına alınan Timur Cihan Timur sevk edildiği yeni cezaevinde telefon sırası beklerken 3 kişinin saldırısına uğraması sonucu dudağı patlamış ve dişi kırılmıştı. Olayın ardından hastaneye sevk edilen Cihan Timur, hastanede yer olmadığı gerekçesiyle cezaevine geri gönderilmiş ve karantina bölümüne alınmıştı. Cihan Timur'dan oğlu için 2 milyon dolar. Bilindiği üzere daha önce baba Cihan Timur'un avukatları Amerikalı hakime oğlunun kefaletle serbest kalması için 2 milyon dolar değerindeki bir gayrimenkulü teminat olarak vermeyi teklif etmiş. Hakim reddetmişti. İddiaya göre oğlunun Amerika'ya kaçmasına yardımcı olan estetikçi baba şimdi de oğlunu cezaevinden çıkarmaya mı hazırlanıyordu? Bu kavgadan sonra baba Cihan Timur, oğlumun cezaevinde can güvenliği yok diyerek ev hapsini istemişti. Ancak mahkeme bu isteği reddetmişti. Sosyal medyada ise bu olayın oğul Timur'un cezaevinden çıkması için planlanan bir oyun olduğu iddia edildi. Eylem Tok'un mektubu ortaya çıktı. Murat Acı'nın ölümüne sebep olan oğluyla Amerika'ya kaçan ve yakalanan Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektup ortaya çıktı. Yemek yemede, uyumada zorluk çekiyorum. Yiyecekleri midemde tutamıyorum ve önemli miktarda kilo kaybediyorum. 4 yıl önce epilepsi hastası olmaya başlamıştım. Hapishanede 2 kez nöbet geçirdim. Amerika'da oğlum için ve kendim için dil okuluna yazılacaktım. Sonunda da burada bir galeri açmayı umuyordum. Bülent Cihan Timur'dan ahlaksız teklif. Önce katil oğlunun kefaletle serbest kalması için Amerikan mahkemesine 2 milyon dolar kefalet teklif eden estetikçi baba Bülent Cihan Timur, şimdi de utanmadan kazada vefat eden Murat Acı'nın acılı ailesine şikayetlerini geri çekmeleri karşılığında para teklif etti. Acılı ailenin gençlerine iş kurması için para teklif etti.
Baba Bülent Cihan Timur anlaşılan tüm şartları oğlu için seferber ediyor. Ancak paranın satın alamadığı şeyler de var. Bülent Cihan Timur oğlu için 2 milyon dolar istemiş. Ya akıl almaz bir durum bu ya. Nasıl bir aileler, inanılır gibi değil. Acıya karşılık. Yani evet. Kan parası gibi mi vermek istemişler? Evet. Kan parası gibi. Gibi anladım. Teklifte bulunmuşlar aracılarla. Gerçekten şimdi şöyle bir şey, benim de evladım olduğu için insan evladı için böyle bir duruma düştüğü zaman yani evladınızı kurtarmak için her şeyi düşünebilirsiniz. Ne bileyim evinizi satarsınız, arabanızı satarsınız, bir baba olarak bir anne olarak yapmanız gereken her şeyi yaparsınız ama hiçbir para o babayı geri getirmeyecek. Evet. Ölen adamı. Geri getirmeyecek. Allah rahmet eylesin. Yani hep böyle ben bu ailede şunu hissettim, hep böyle legal çözmek yerine illegal yollarla bir şeyleri çözme durumları söz konusu. Bu beni rahatsız eden şey bu. Yoksa tabii ki hepimiz evlatlarımızı koruyacağız. Tabii ki yanlış bir şey olduğu zaman o yanlışı nasıl çözeriz diye düşüneceğiz. Ama bu legal yollarla olmalı. Yani bu ailede bir illegal var ve illegal yola ne kadar sevk edil, illegal yola çözmeye çalıştılarsa o kadar bataklığın içine gömüldüler. Doğru, aynen. Eylem Tokun oğlunun, Timur Cihan Timur'un sebep olduğu 1 Mart'taki o kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı. Ölen adam dedik. Oğuz Murat Acı, 29, Allah rahmet eylesin. Ben şimdi burada Eylem Tokun mektubu gündeme geldi. Evet. Hakime yazdığı mektup. O mektuptaki işte sağlık sorunlarından bahsediyor. Hapishaneye düşen her insanda sağlık sorunları baş gösterir. Yıllardır baskılanmış hastalıkların ortaya çıkması normaldir, doğaldır. O mektuptaki çok ince bir ayrıntı var. Ondan söz etmek istiyorum arkadaşlar. Eylem Tok mektupta kız kardeşi ve annesinin ölüm tehditleri aldıklarını, yani Türkiye'deki ailesinin ve anonim mesajlarla ve yani çok kişiden gelen mesajlarla evlerine ve akrabaların evlerine geleceklerine dair bu tehditleri yapanların tehditler aldıklarını belirtti. Hakime, Amerikalı hakime, Boston'daki mahkemenin. Bu tehditler ailemizin yaşadığı psikolojik boyutlarını gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz programlarda Eylem Tok konusunu en son konuştuğumuzda iltica talebi planlandığını duyduğumu söylemiştim. Öğrendiğimi söylemiştim. İlticanın zemini yapılıyor bence. İltica talebinin zemini yapılıyor arkadaşlar. Eylem Tok Türkiye'ye iade edileceğini biliyor ve buraya gelirse de çok uzun yıllar hapis yatacağını biliyor. Amerika'da kalıp oradaki adaletin kendisini daha koruyacağını düşünüyor ve iltica talebinde de bulunacaktır deniliyor. Bak, Amerika'daki kaynaklar tarafından. Tutuklanan fenomenler gibi yine yeme içmeyi gerekçe gösteriyor. Onlar da aynı gerekçeyle bilerek yemek yemiyorlardı. Evet, evet. Yani tabii ceza. Bu da yeni moda çıktı. Tabii. Yine aynı gerekçe. Yemek yemede uyumada zorluk çekiyorum. Yiyecekleri midemde tutamıyorum diyor. Yani Türkiye'ye iade edilirsem Türkiye'de hayat garantim yok. Tehlikedeyim. Beni öldürecekler. Kim bakın ailelerimi, ailemi tehdit ediyorlar. Annemi, ablamı tehdit ediyorlar. Beni iade etmeyin. Ediyor? Beni iade etmeyin. Zemini hazırlanıyor. Ve bu iltica talebinde bulunacaklar. Amerika'da böyle bir duyum almıştım ve onun da gerçek olabilme ihtimali bu mektuptaki ayrıntıyla da ortaya çıkıyor. Üzülür müsün? Yani şey olur musun? Kızar mısın? Ben tek üzüldüğüm şey. Buraya iade edilmezse ben toplumun onun gelip burada hesap vermesini beklediğini umuyorum, biliyorum, gözlemliyorum yani. Ya zaten insan vicdanen bunun hesabını, hadi tamam buraya gelmedi, iltica etti. Akşam yattığında yastığa nasıl başını rahat koyacak? Acıyı satın almaya çalışmışlar. Nasıl? Resmen. Ya işte dedim ya bu ailede nasıl böyle bir şey var. Nasıl getirecekler ki gideni? Çok her şeyi maddiyata çözebileceklerini sandıkları için zaten çocukları da bu durumda ya. Evet. Ve haftayı kapattık. Kapattık. Antalya, bekle geliyorum. Antalya efendim mi? Biz de geliyoruz ama pazartesi günü. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları, hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. YouTube'da da varız. Hoşçakalın.